Efendim, iyi haftalar diliyoruz. Günaydın. Bu ikiliyi en çok havaya kaldıran şarkılar ve şarkıcıların bir listesini yapsak Ajda Pekkan'la ilk sırada gelir. İlk sırada gelir. Ya Ajda'ya yatarız ya Tarkan'a yatarız. Ajda'yı çalmaya devam edelim şöyle alttan, bizi biraz daha yükseltsin. Yeni haftadan efendim, yeni haberlerle yenilenmiş olarak karşınızdayız. Günaydın. Bugün yine yoğun bir magazin gündemi var. Özellikle bir skandal var ki sosyete, magazin dünyası bu skandalla çalkalanıyor. Bir yasak aşk dayağı var. Hele isimler. Taraflardan bir tanesi çok ünlü bir şarkıcı. Sarışın, hoş, havalı, uzun zamandır da hayatında kimsenin olmadığını sandığımız bir şarkıcı. Diğer taraf ise efendim evli, sözde mutlu görünen bir karı koca, bir yasak aşk iddiası. O şarkıcımız, ben şimdi ismini söyleyeceğim diye korkuyorum. Hele ben. O şarkıcımız efendim bir yasak aşk yaşıyor. Hanımefendi, karşı tarafta evli olan hanımefendi, eşinin o şarkıcıyla ilişkisini öğreniyor ve asansörde ilginç bir olay yaşanıyor. Hatta başlıklar da şu yönde, asansör dayağı falan diyorlar. Fulya'da bir residence'da gerçekleşiyor olay. Biz Müge ile Snob magazinin iddiasıydı. Bu haberi gördüğümüz zaman önce kimdir, şöyledir, böyledir filan ismi öğrendik. Kadın şarkıcının ismini öğrendik. Puzzle'ın parçaları kafamızda öyle bir anda oturdu ki birleşmeye başladı. Çünkü biz hanımefendiyi bir 10 gün önce telefonla aradığımızda hiç ses yok. Telefonunu açmadı. Ne bir mesajla döndü. Halbuki ne döner. Herhangi bir şey. Hemen döner. Normalde hemen döner bize ama hiç ne aradı ne sordu. Ben de birden dedim, ne oluyor? Tünele girdi, sessizliğe büründü. Hatta ben Müge'ye dedim ki, Müge belki senin telefon numaranı bilmiyor, dur bir de ben arayayım dedim. Benimkini de açmadı. Mesaj attık. Hiç ses dönen seda yok. Bir puzzle'ın parçası da şöyle oluştu Gülşen. Birkaç yıl, bence bu bir süreden beri biz devam eden. Uzun süredir devam ediyor. Uzun süredir zaten. Çünkü neden? Biz yanılmıyorsam bir yıl önce falan, yok bir buçuk yıl önceydi programımıza davet ettiğimizde. Ay dedi, yakına taşındım dedi, karşı taraf gibi falan. Ben dur şimdi ağzımdan kaçıracağım. Ben korkuyorum senden. Senin öyle çok potun var. Var, bombalarım var. Fulya'ya taşındım dedi. Evet. Aa dedik, yakınsın artık dedik. Haberde Fulya yazıyor. Fulya'da. Aradan geçti bir buçuk yıl. Birlikte olduğu erkeğin karısıyla her şey oturdu. Asansörde karşılaşıyorlar. Ve son 10 gün önce aradığımızda da şimdi epeydir dillendirildiği ve konuşulduğu için sanki bu yüzden aradığımızı düşündü. Evet, bu yüzden aradığımızı düşündü ve açmadı. İsminde de E var. Evet. Anlamışsınızdır. Şöyle Gülşen. Sarışın. Bu bir süreden uzun beri. Uzun zamandır hayatımda kimse yok diyor. Evet, bir süreden beri devam eden bir şey. Uzun süredir kimse yok diyor ama çok atarlı kelimeler ve cümleler kullanıyor. Evet. Yani göndermeli. İnsan göndermeli lafları lügatında artırıyorsa bir kalp yarası, bir vicdan şeyi vardır, sıkıntısı vardır. Habire böyle sanki bir adama, o adamla bağlantılı bir kadına çakmalar var. Evet, ağzımdan kaçıracağım. Birazdan detaylara gireceğiz. Belki başka bir harf daha söyleriz. E var alfabeyi, demiştik değil mi? Alfabeyi tamamla işte. Hepsi E'ler var. Başka neler var? A'lar var mıydı? Var da var. Evet, bir döneme damga vuran efendim müzisyen Selçuk Ural. Hafta sonu Posta'dan Alev Cimil'e verdiği röportajda babaları hedef aldı. Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenler için kro ve kültürsüzler dedi. Sosyal medyada inanılmaz büyük tepkiler var. İzleyelim haberi. Bu sözler olay yaratır. Bu sözler kavga çıkarır. Selçuk Ural iki büyük ismi hedef aldı. Sanat dünyası ayağa kalktı. Yıllardır sessizliğe bürünen Selçuk Ural bir konuştu, ortalık karıştı.
Usta gazetesinden Alev Cimne röportaj veren Ural, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranlarını hedef tahtasına koydu. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, onlar da Türkiye'nin kro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam normal adam değildir. Onların konserlerine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin %90'ı kültürsüz ve kro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler onlara hitap ediyor. Bu kadarla da kalmadı Selçuk Ural. Hayranlarını krallıkla suçladığı Müslüm Gürses'e Ferdi Tayfur'un da cahil olduğunu ileri sürdü. Sözleri zehir zemberekti. Trafik magandalarının ve katillerin bile cezasını iki usta isme kesti. Bu kişiler kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar. Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun %90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi. Yalnız okul değil, aile terbiyesi çok önemli. Bunların hepsi çocuktan geliyor. Mutsuz büyümüşsen böyle oluyor. Tahsilli kro da çok. Bir laf var ya, okumak cehaleti alırmış ama... Selçuk Ural'ın bu sözleri hem sanat dünyasını hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ülkemizin %90'ı kro ve kültürsüz diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenlerini kro ilan eden Selçuk Ural'a tepki yağdı. Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Müslüm Gürses gibi bir ses ustasının tırnağı olamayacaklar, Müslüm Gürses dinleyen kro dese ne olur demese ne olur dedi. Gülben Ergen ise Ferdi Tayfur'un hastasıyız, hayranıyız, minnet ve sevgi doluyuz diyerek Selçuk Ural'ın karşısında durdu. Nurlar içinde yatsın, huzur içinde uyusun. Hayatta olsaydı Müslüm Gürses, olsun be kardeşim, sen de öyle düşünüyorsan canın sağ olsun derdi. Ama Ferdi Tayfur'u dünden bu yana arıyoruz. Ferdi Tayfur'un duyduğumuza göre biraz sinirli, biraz da kırgın. Hiç de bu polemiğe girmek istemiyor. Polemiğe girmesine de aslında gerek yok. Çünkü çok özür dileriz. Selçuk Ural nerede? Ferdi Tayfur nerede? Bir düşünün bakalım siz de seyirciler. Lütfen katılın. Hani bazen birisi bir şey söyler de Gülşen, söyleyen kişiye bakarsın. Sen ne yaptın kardeşim? Sen kro, maganda, işte onu da ülkede krolar, magandalar dinliyor derken sen bulunduğun bir yere bak bakayım. Çünkü Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, onlar artık sanatçı olmanın ötesine geçip bu ülkenin kahramanı olmuşlar ya, halk kahramanı olmuşlar. Çok da severek dinliyoruz. Ben de nasibimi alayım, ben de kroyum, ben de magandayım. Var mı? Bugün sokağa çıkalım. Vallahi yani. Taksim'e gidelim, Nişantaşı'na gidelim ya da herhangi başka bir yere gidelim. Mikrofonu uzatalım ve insanlara diyelim ki Selçuk Ural'ın kaç tane şarkısını biliyorsunuz ya da hangi şarkısını biliyorsunuz diye insanlar bir kalır, düşünür. Bilen olabilir, bilmeyen belki daha fazla çıkar ama Müslüm Gürses deseniz, Ferdi Tayfur deseniz yer yerinde herhalde onlarca şarkı hiç düşünmeden sayabilirler. Kimse arabesk müzik dinlemekle kro ya da kültürsüz olmaz. Kültürümüzde var çünkü arabesk. Bu bir. Kimse arabesk müzik dinleyenler üzerinden toplumun tamamını kapsayan analizler yapamaz. Bu da iki. %90'a bakın diyor ki sanki bir anket, bir araştırma yapmış. Evet, evet. Ülkemizin %90'ı kültürsüz ve kro. Neye dayanarak söylüyorsun? Arabesk müzik dinleyenler. Ne alakası var? Ben bir şey söyleyeyim Selçuk sana. Selçuk Ural Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde mi konser veriyor? Çok özür dilerim. Ya klasik müzik dinleyen herkes de kültürlü mü? Evet, bir de öyle var. Şu da var. İşte... Ülkedeki suçların bir kısmını, kadın cinayetleri, çocuk tacizleri falan hepsini de onların kültürünü, onların şarkılarıyla yoğrulan bir nesile bağlamak. Ama hatırladığım kadarıyla evet, Ferdi Tayfur'un da özellikle Müslüm Gürses'in çocukluğunda, gençliğinde başından bir sürü acılar geçmiş, onların elinde değil. Ama onları bazı isimlerden ayıran bir özellik var, temizler. Zamanında güç kazanmak için karanlık insanların yanında yer almayan temiz insanlar.
Bilmiyorum. Şimdi Müge, bilmiyorum katılıyor musun? Usta dediğimiz, duayen dedi diye bahsettiğimiz, saygı duyduğumuz bazı isimlere son dönemde bir haller oldu. Evet evet. Özellikle 70 yaşından sonra ben ne söylersem kabul görür. İnsanlar saygı duyar kafası içine girdiler. Buna çok örnek sayabilirim. Mesela şimdi aklıma gelen bir Özdemir Erdoğan var. Bir Alpay var. Yazık. Zeki Müren'le ilgili öyle laflar ettiler ki artık burada dile bile getirmek istemiyorum. Müziği katletti filan. Ne yaptılar? Bir dikkat çektiler. Manşetlerde yer aldılar. Sosyal medyanın gündemindeydi. Saygınlık bitti. Oldular. Ama biz onların şarkılarını dinlerken artık o duyguların içine giremiyoruz. O duygu, o duygu bir süre sonra gerçekten öyle cümlelerle, öyle açıklamalarla gidiyor. Bizleri etkiliyor. Dinleyeni etkiliyor en azından. Şimdi de Selçuk Ural. Selçuk Ural, Müslüm Gürses Allah rahmet eylesin, 2013 yılında hayatını kaybetti, aramızdan ayrıldı. Ferdi Tayfur bir takım sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Allah ömür versin. Şimdi neden durup dururken bu isimlere, dinleyenlerine, bu isimlere hedef alma gereksin duyuyor? Evet. Gerçekten anlamıyorum. Yani acaba amaç böyle manşetlere çıkayım, herkes benden bahsetsin, sosyal medyada olay olayım, konuşulayım mı? Yoksa ben artık 70 yaşındayım, ben ne söylersem insanlar saygı duyar mı? Hayır efendim. Ne saygısı ya? Duymuyorlar, saygı duymuyorlar. Sen zaten önemli insanlar üzerinden yaşadığın, ekmek kazandığın, seni bugünlere bir şekilde maddi manevi getiren toplumu da aşağılıyorsun. Yok kro, yok maganda, çocuk tacizi. Vallahi tacizler, trafikteki olaylar, kadına şiddet, ne yazık ki bu söylemler yüzünden oluyor işte. Kesinlikle katılıyorum. Ya bir de insana şöyle derler. Ya sen böyle konuşuyorsun da dön bir çevrene bak. Seni çevreleyen bir 5-10 kişiye bak. O 5-10 kişi nasılsa sen de onun aynası olursun. Öyle der uzmanlar. Onun için öyle bakmak lazım. Bir de artık bazı insanların belirli bir yaştan sonra gündeme gelmek için Zeki Müren'i, Müzeyyen Senar'ı, Sezen Aksu'yu, Ferdi Tayfur'u, Müslüm Gürses'i bir düşürün dilinizden. Bir onları bir rahat bırakın ya. Milyonlar, milyonlar onlara baba demiş. Daha baba demiş, ana demiş, abla demiş. Siz öyle yapmakla alt tarafı bir gün Twitter'da TT olmak uğruna şeyin bu kadar harcamayın yani. Hani sayınızda kalan kuruşları, liraları harcamayın yani. Saygınlık var. Evet, evet. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'den de bir açıklama geldi. Sevgili Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses Türkiye'nin starlarıdır. Babam sizin tabirinizle kıra kültürsüz değildir. Tam tersi, çocuklarını her zaman eğitime yönlendirmiş. Kendi de birden fazla kitap yazmış. Kendini günden güne geliştirmiş, yetiştirmiş bir sanatçıdır. Babamı dinleyenlere de kültürsüz ve kıra yakıştırmasında bulundunuz ve bunda, bu onların suçu değil, ailelerin suçu dediniz. O zaman kendi aile içinizde de bir dönün derim. Keza oğlunuz demiş Hakan Ural, babamın çok büyük hayranlarından biridir. Büyüğüm olduğunuz için ve ailemden böyle gördüğüm için size saygılarımı iletiyorum. Fakat sizin yapmış olduğunuz röportajlarınızı talihsiz bir açıklama olarak gördüğümü de söylemek isterim diyor. Selçuk Ural'a bir konuda hak veriyorum. Demiş ki bir satır arasında aile terbiyesi çok önemli. Evet Selçuk Bey, çok önemli. Aile terbiyesi o kadar önemli ki sonraki hayatınızda işte aileden kaç yaşında ayrıldınız diyelim ki 15'inde 20'sinde falan. Sonraki dönemde çok gerekli o aile terbiyesinin içine her şey giriyor ama. Evet. Hani böyle teşekkür ederim, özür dilerim değil. Her şey giriyor. Onun yani altını onlar, özellikle çizmek lazım. Onlar Türkiye'nin babaları olmuşlar. Aile babası olamamış insanların da öyle konuşmaları bilmiyorum, bize tuhaf geliyor açıkçası. Şimdi tabii Twitter coşunca öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya kullanıcıları, gerçekten gazetecilik ruhu var çoğunda. Eski defterler, sandıklar açıldı ve 1980'li yıllarda Ferdi Tayfur'un baş solist olarak çıktığı bir programda, bir turnede Selçuk Ural'ın da kadroda olduğu kare sosyal medyada paylaşıldı. Onu da getirelim arkadaşlar. İşte Selçuk Ural, Ferdi Baba o dönem sahnelerde daha faal, yakıp yıkıyor. Alt kadrosunda da Selçuk Ural, kendisine maganda, toplumu yozlaştırdı, kültürünü aşağı çekti
diyen Selçuk Ural. O zaman ne güzel gelsin paralar. Böyle eller böyle. Tabii. Selçuk'un şeyi Ferdi Tayfur'un üzerinden koca bir kadro kazanıyor. O zaman Ferdi Baba. Ama aradan yıllar geçti. Ferdi Baba ülkeyi kötü şeye sürükledi. Yok yönlendiriyor. Ya yok yani. Gerçekten yok. Evet, konuğumuz da geldi. Mikrofonu da takıldıysa magazin yorumlarını efendim bayıldığımız, hayranlıkla izlediğimiz 41 yıllık tiyatrocu, oyuncu Nurseli İdiz konuğumuz. Nurseli. Nurseli'cim gel alalım. Şimdi tabii ki de alalım. Gel şöyle. Tabii Nurseli zengin. Nurseli güzel. Nurseli sarışın. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Dinliyorum yorumları da ben evet. Çok hak veriyorum size bu konularda. Evet. Belli bir yaş aştıktan sonra insanlar bir gençlere bir sarıyor bir defa. Evet. Ondan sonra gençlere ya da kendi de. Meslektaşlarına bir sarıyor nedense. Evet. Çok yanlış. Herkesin ayrı bir tarzı var, üslubu var. Yani anlatabiliyor muyum? Bu ülkede yani Gürer Aykal gibi müzisyenler de var. Yani bir sürü klasikçi de var. Mesela bir vesaire. De şu moda. Mesela apayrı şeylerde, dallarda yani. Şu moda geçiyorlar, bilmiyorum katılıyor musun? Ben artık 70 yaşındayım. Ne 70, söylerse, ne söylerse geçti, insanlar 76. Ne söylerse insanlar kabul ederler, saygı duyarlar. Aklıma da ne geliyorsa şey yok, söyleyeyim. Canım, öyle bir şey olur mu? Kaç yaşında olursan ol, yani saygı ve hürmet başka bir şeydir yani. O belki pop müziği söylediği için mi acaba hani diğerlerini böyle şey hani arabesk söyleyenleri şey. Kültürsüz ve kuru ilan ediyor. Pop müziği mesela de arabesk. Orhan Bey'i tanırım. Orhan Gencebey son derece kültürlü bir adam. Ferdi Tayfur da öyle. Her konuda sohbet edebilirsin. Evet. Ben Ferdi Bey'i tanımıyorum ama tanıyorum. Orhan Bey'i tanıdığım için söylüyorum. İnanılmaz okuyan, inanılmaz. Ya otur 5 saat 6 saat her konuda konuş mesela evet, Orhan yani. Orhan Bey de. Rahmetli Müslüm Gürses'in de başka bir şeyi vardı. Böyle cazcı halkı, gibi bir şeydi. Toplumu. Ay, onunla da konuştun mu böyle bir laf ediyordu böyle kalıyordun yani. Tabii. Yani arabesk dinlemek kültürsüzlük, magandalık. Yani şimdi Neşet söylemek. Ertaş şey de söylüyordu yani. O büyük usta şey. Şimdi kro mu diyeceğiz Neşet Ertaş'a? Nasıl yani? Evet. Yani, çok saçma. Evet. Diğer haberimize mi geçelim? Evet, diğer habere. Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in programını canlı yayın izledin mi? İzlemedim. Aha, çok şey kaçırdım. Provadaydık çünkü. Evet. Yeniden başlıyor oyunumuz. Onu aralara sıkıştırayım ki. Onu da bekleyeceğiz. Ondan sonra pandemiden sonra yoğun bir prova dönemi geçirdik. Onun için izleyemedim. Program gayet güzel gidiyor. Fakat iki haftada bitiverdi. Çünkü aralarındaki iddiaya göre uyumsuzluk ekrana yansıdı. Gerçi biz... Şimdi ne olacak, birbirlerine mi girecekler diye izliyorduk. O yüzden seyirciyi yükseltiyordu. Kendileri yükselemedi. Pandemide herkes birbirine mi girmeye başladı? Vallahi Mustafa Keser'le Bülent Ersoy'un bir şekilde gireceğini zaten. Bekliyorduk zaten. Önce haberimizi izleyelim. Onları bu noktaya ne getirdi? Sonrasında ipler kopmasının ardından bakın Mustafa Keser neler söylemeye başladı. Bülent Ersoy'la Mustafa Keser arasında gerilen ipler sonunda koptu. Bülent Ersoy'un korktuğu başına geldi. Son program kovuldu. Programları neden iki haftada kaldırıldı? Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında neler yaşandı? Müsaadeleriniz olursa ben alkol metre getirdim. Ne? Evet abi. Evet. Yalan. Evden verdiler. Aileciler. Evden verdiler. Ay. Önce Keser mi geldi mi? Keser böyle? Atlayın dedi. Sen hep öyleymişsin. Zaten beton gibi duruyormuşsun Mustafa. Böyle dediler geçen hafta. Ben de mi Matiz gibi duruyormuşum? İlk senden şüpheleniyorlar zaten. İlk senden şüpheleniyor sonra bir yatta. Gel beni o kontrol et o zaman. Başlaması da bitmesi de olay oldu. Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in ortaklığı iki hafta zor dayandı. Perde arkasındaki gerginlik ekrana yansıyınca kıyamet koptu. Aslında sorun başlangıcının sinyalleri daha ilk programda verilmişti. İkili arasındaki gerginlik henüz su yüzüne çıkmasa da Bülent Ersoy sanki yaşananları önceden biliyor gibiydi. Son program kovuldu. Diva bu sözleri için şaka yaptım demişti hatırlarsanız. Yok espri yaptım canım. Yok yok. Ama şaka gerçek oldu. Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki soğuk rüzgarlar fırtınaya dönüştü. Hem dostluk hem de program bitti. Zaten geçen haftanın final sahnesinde Bülent Ersoy'un yüzünün aldığı şekil bugüne ayna tutacak cinslendi. Bülent Hanım'la birlikte hazırlayıp sunmuş olduğumuz program maalesef burada sona eriyor.
herkesin merak ettiği iki eski dostun arasını bozanın ne olduğuydu. Tüm gerçekleri ikinci sayfa açıklıyor. İki dev isim aynı sahneyi paylaşmaya başlayınca egolar da savaşmaya başladı. Mustafa Keser, insanlar benden şarkı bekliyor diyerek yayın akışını değiştirince diva küplere bindi. Bir de üstüne Bülent Ersoy için yapılan ikinci planda kaldı yorumları gerilimi iyice arttırdı. Gerilen ipler de iki haftada koptu. Programın kaldırılmasıyla birlikte Mustafa Keser açtı ağzını, yumdu gözünü. Yaptığı açıklama çok sertti. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini programa başlamadan önce öngörmüştüm. Ancak kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. Ne kerem bir çare buldu ayrılık. Her aşkın kaderinde var. Mustafa Keser, yersiz kapris yapmakla suçladığı Bülent Ersoy ile ilgili çok daha sert bir açıklama yapacağını da duyurdu. Bakalım bu iddialara Bülent Ersoy'un vereceği karşılık ne olacak? Evet, ikisi de büyük sanatçı. Hangisinin önce patlayacağı merak konusuydu. O gerginlik zaten son yayında, ikinci haftaki yayında seyirciye de yansımıştı. İlk havlu atan Mustafa Keser oldu. Ben artık yokum dedi. Gerekçe olarak da Bülent Ersoy'un kaprislerini, tutarsız davranışlarını gösterdi. Peki o yayın sonrası neler oldu? Mustafa Keser ben artık yokum dedikten sonra Mustafa Keser biraz sakinleşsin diye bekledi yapımcısı Polat. Birkaç gün içinde düzelir dedi. Hayır, Mustafa Keser sakinleşir mi? Ben kararlıyım dedi. Ben bırakıyorum dedi. Dediğini de yaptı. Peki sadece öfkesini, tepkisini yaptığı yazılı açıklamayla mı dile getirdi? Tabii ki de hayır. Bir de röportaj verdi. Diyor ki herkes şok olacak. Öyle şeyler açıklayacağım ki diyor. Açıklayacağım. İzleyelim bir röportajını. Bir hafta 10 gün sonra bu hususta çok geniş olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Ne gibi bir olay efendim? Konuyla ilgili. Peki paylaşım yaptıktan sonra Bülent Hanım size ulaştı mı? Görüştünüz mü? Yok, hayır. Tamam. Hiç iletişiminiz olmadı değil mi? Yok, daha yeni hadise. Programda yani kaldırılmış şeyde. Yani endişeleriniz vardı program başlamadan önce ama hani yaş ve sanat bilgisini... İşte orada yazdık ufak bir Twitter'da. Onun daha geniş bir şekilde özellikle de Bülent Hanım'la ilgili çok geniş, o siz hani hep kullanıyorsunuz da çarpıcı, şimdi 5 dakika sonra ne o, çarpıcı mı denir? Şok ona diyoruz efendim. Evet abi, bütün Türkiye şok olacak. Peki. Teşekkür ederim. Peki bu efendim, şeyle ilgili mi hani ilk programa çıktığında hani alkol ve saygı programla ilgili. Bu doğru muydu efendim oradaki? Yani, sonra orada konuşacağım babacığım. Mustafa Bey. Tanım mı yaptı gerçekten? Çok rakı içtiği için. Burada söyleyeceğiz. Röportajı yaptıktan sonra gelin onunla ilgili şeylere sorunuza cevap vereyim. Yani şimdi yarım yamalak olacak. Bülent Hanım için bayağı bir ağır iddiamda bulundunuz ama. Bir şey söylemedim hiç. Yani bu olan bitenlerin hepsinin sebebi o demiştiniz. İşte ne demişsek orada yazıyor babacığım. Hadi hayırlı akşamlar. Talepleri mi vardı acaba efendim? Nursel'i, Mustafa Keser'i tanıyor musun bilmiyorum ama şok açıklama yapacağım, ortalık karışacak tonundaki açıklamalarından geri adım atmaz. Araya yapımcı da girse, kanal da girse az çok Mustafa Keser'in tarzını biliyoruz. Keser atar soyadı gibi. Yani. Evet, Keser atar ama. Bu da yani beraber çalıştıktan sonra sen onun sırrını biliyorsun. Çok o senin şey. Hepimizin sırları, tabii, şeyleri vardı. Bu da bir vardı. Ustaya yakışıyor. Evet. Yani ben seni ifşa edeceğim, o seni ifşa edecek. Bu ne ilkokul çocuğu gibi, çok saçma bir şey yani. Evet. Yani Bülent Hanım da Bülent Hanım yani şimdi değil mi? Peki Mustafa Keser ne açıklarsa açıklasın. Gözümüzde Bülent Ersoy'un kariyerini, sanatını, sesini, osunu, osunu zedeler mi? Zedelemez ama ne açıklayacağına bağlı. Biraz Bülent Hanım'ı böyle gergin ve korkuda tutmak istiyordu. O da yılların Bülent Ersoy'u. Zaten başına şey gelmedik kalmamış. Hiçbir şey olmaz bence. Aynen. Uçar mı yani? Cevap bile vermedi zaten. Yani sanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Anında sıcağı sıcağına açıklar. Ne var ki? Neyi bekliyor ki? Video paylaşım sitesinde bir programı varmış. Oradan açıklayacakmış, basın toplantısı yapmaktan vazgeçmiş,
YouTube kanalından açıklayacağım. Takipçi artırırız. Sedat Peker gibi öyle mi? Takibe takip gibi olacak Mustafa biraz Keser, daha. Bir Mustafa Keser. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ikisi de duayen isim. İkisi de usta. Bir ustaya böyle bir açıklama yapmak, daha yapmadı ama bunları söylemek bile, yakında öyle bir açıklama yapacağım ki yer yerinden oynayacak, gerçekten çok yakışmıyor. Ya yakışmıyor ya, diyorum yani, bu pandemi insanları böyle bir delirtti. Değiştirdi, yani. Değiştirdi. Evet. Herkes birbirini öldürmek üzere harekete geçiyor yemin ederim. Evet. Yani yolda yanlışlıkla, trafikte falan birine bir şey ama söylemeyin çeker. Tahammül bir daha şey bir azaldı. Evet. Çok azaldı. Ya bir de Mustafa Keser ne açıklarsa yer yerinden oynar, ne söyleyebilir mesela? Bülent Ersoy ilk yayına alkollü çıkmıştı diyebilir mi? Yani derse, de, derse ne olur? Sahneye çıkarken müzisyenler içiyorlar benim bildiğim. Derse ne olur ama o yayında ben içmedim. Tiyatroda demiştim. Olmuyor, olmaz. Tabii, ama müzisyenlerin çoğu hani bir iki kadeh bir şey içip çıkıyorlar yani şey, kendi konserlerine de. Müzik dünyası daha değişik bir şey yani. Gülşen, diyelim ki Nurseri, Mustafa Keser yalan söyledi size, alkol almıştı, uydurdu dese. Ne olacak? İki gün doğruyu söylememiştiriz, üçüncü gün unuturuz. O kardeşim alkol de aldıysa programı yaptı mı yaptı. Değil mi? Yani. Ama orada ben ısrar hiçbir şekilde içmedim, çok heyecanlıyım dedi. Şey de çok kötü bir şey. Yani bir dostunla yola çıkıyorsun, bir sanatçı dostunla yola çıkıyorsun ve ona güveniyorsun. Onun yanında ne bileyim işte daha rahat hareket ediyorsun. Düşünebiliyor musun? Ben Müge'yi harcıyorum ya da Müge beni Allah harcıyor. Allah korusun ya. Ne kadar, ne kadar çirkin bir şey. Kavga edersin, tartışırsın ama kol kırılır, yen içinde kalır. Bir de şöyle bir şey. Çalıştığın bazı insanlarda çalıştıkları kuruma yıllarca ekmek kazanıyor oradan. Patron sana her ay bir maaş veriyor. 10 yıl alıyorsun maaşı, 15 yıl alıyorsun. Ayrılıyorsun, vay orası öyleydi, aynen kötü diyor. O zaman almayaydın adamın verdiği maaşı. Ya da yani sen iki programda bütün sırlarını emip bunu YouTube'da açıklayacaksan iyi ki Bülent Ersoy 20 program yapmadı. Tabii. Yani. Kim bilir neler çıkaracaktı. Yani tiyatro Allah dünyasında da var, sadece müzik dünyasında. Var var. Tabii yani benim seçtiğim, çalıştığım tiyatrolarda çok şükür bu hiç olmadı yani. Gerçekten tiyatroda çok zor çünkü. Bir de Nur, senin için dışın o kadar bir ki senin arkandan ne söylesin? Sen zaten başına geleni kendin söylüyorsun. Ben artık yani bu yaşta da iyice hepten salıverdim. Her şeyi söylüyorum yani. Sen de arkada malzeme. Senin de galiba çok fazla böyle dostun yok diyeceğim. Ya da çok fazla insanlara hemen güveniyorsun. Evet. Seninle ilgili de küçücük bir olay olduğu zaman sana yemin ediyorum hemen telefon geliyor. Hemen. Evet. Ve senin o güvendiğin insanlar bizi arıyor. O arkadaşlarım bizi arıyor. Aa, size kızlar Nurseli ile ilgili bomba haber vereyim mi? Ne? Şöyle şöyle oldu. Hayır. Anlatırım sana sonra ne olduğunu da. Tamam. Hani bu oldu, bu oldu. Siz arkadaşlar. Meşhur Kanal D'nin camlarını taşlarla kırışım hikayesi vardır ya. Şehir efsanesine. Neymiş? Ne? Ben bilmiyorum. Şu Ortaklar Caddesi'ndeydi. Aslında. Ha, Uğur Bey de orada haber sunuyor. Kurşun geçirmez camlar var. Ben almışım taşla o kurşun geçirmez camları kırmışım gece vakti falan. Yani şey hakikaten. Şehir efsane. Yani Hüseyin ama gerçekten çevrende arkadaşım dediğin, kardeşim dediğin, hatta kızım dediğin insanlara o kadar dikkat et ki. Belki biraz sonra sana anlatırız ne olduğunu, kimlerin tahmin bizleri ediyorum. Aradığını. Ama sen az çok tahmin ediyorsun. Tahmin ediyorum. Evet. Evet. Ama Nurseli'nin şöyle de bir huyu var. Biz telefon açıp da Nurseli böyle bir şey var mı, doğru mu? Doğru değil dese inanıyoruz. Çünkü doğru olanı da evet ya doğru. Söyle. Ne yapayım söyle, diyor. Tabii. Evet, o konuda sana güvenimiz sonsuz. Peki meslektaşlarından bir tanesi. Seversin sen onu ama arada bir öyle bir çıkış yapıyor ki ne oluyor şimdi dedirtiyor. Okan Bayülgen sevgili Buket Aydın'ın programında sosyal medya fenomenleri için hepsi çöp ve zavallılar dedi. Fakat buna en büyük tepki şarkıcı Cenk Eren'den geldi. Cenk Eren 7 yıl önce yaşadıkları bir olaydan yola çıkarak Okan Bayülgen'e zavallı bücür diye karşılık verdi. İzleyelim. İnfluencerlar için hepsi çöp yorumunu yapan Okan Bayülgen'e hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Cenk Eren'den zehir zemberek sözler. Okan Bayülgen katıldığı Tarafını Seç adlı programda influencerları hedef alan sert yorumlar yapmıştı. Hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Oo. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar
bazı aplikasyonlar geçerliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen, bu yolla da 3-5 kuruş para kazanabilen insanlar başka bir şey değil. Bayülgen ayrıca sanatçıların influencerlığa soyunmalarını da eleştirmişti. Sanatçıların tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. Gülben Ergen kafasını sallıyor aşağıda. Tabii bir sürü arkadaşı var bu işi yapan. Okan Bayülgen'in bu sözleri tartışmaların odağı olurken en sert tepkilerden biri Cenk Eren'den geldi. Eren, Bayülgen'in sözlerine adeta ateş püskürdü ve şu ifadeleri kullandı. Para kazanmaya çalışan zavallılar demiş. Esen para için sana mekanını açan insanı 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye arkadan iş çevirirsin. Onu ne yapacaksın zavallı? Bücür. Tabii senin zavallı dediğin çocuklar senin karakterlerini bilmedikleri için böyle zevzeklik yapıyorsun. Adama ne derler biliyor musun? Hadi oradan, hadi oradan. Ah bir cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kilitlediğini de anlatsak. Geçmişi unutmamak lazım değil mi? Sana bu cevabı vermek için 7 sene bekledim. Çok sabırlıyımdır. İntikam değil ama unutmadığımı bilmeni istedim. Hadi uğurlar olsun. Cenk'le konuştuk olay üstüne. 7 yıl önceki mesele ne dedi? Bekledim. Mutlaka günün birinde konuşabileceğim bir zaman gelecekti ve geldi dedi. Neymiş? Anlatacağım diyor. Anlatmıyor. Yani, daha anlatmıyor. Herkes böyle bir anlatacağım. Evet, anons verdi. Evet, anons verdi. Herkes bir anons veriyor önce. Ya herkes bir hatası, olacak. Bir yanlışı olmuştur. Yani olmamaya imkan yok ama Okan da benim tanıdığım en kültürlü, en birikimli adamlardan biridir. Evet, sert konuşan bir adam. Çok yani sert çıkışları olan bir adam. Haklı da olduğu taraflar var. Haklı da olduğu taraflar da var. Şimdi tabii bu influencer işte fenomen ne denen şeyler. Ve ben de çok sıcak bakamıyorum. Ama öyle bu mi? Dünyada bir gerçek yani var böyle bir şey. İşte Kim Kardashian'larla başlayan bir şey bu. Ama hani biz aile terbiyesi dediniz ya demin programın başında. Hı. Yani böyle yediğini, içtiğini, giydiğini, aldığını, paranı, pulunu söylemek ayıptı ya eskiden. Evet, konuşulmazdı ayıptı. Böyle şeyler. Biz öyle bir kültürle büyüdüğümüz için ben de onu şey yapamıyorum. Millet açlıktan kıvranırken işte bilmem nereden bilmem ne pozu verip istakozlu düş, şurada bilmem istakozlu ne bilmem ne bir şey. Olmuyor yani. Türkiye'de Ferrari ile gezmeye benziyor bu. Onu da ben çok hoş karşılayamıyorum. Açık söylemek gerekirse şu ikiyüzlülüğe gelemiyorum. Çöp dediğin fenomenleri programda en güzel şekilde ağırla, onlarla tatlı tatlı sohbet et, sonra arkalarından da işin bitince çöp de. Niye programda ağırladın o çöp dediğin isimleri? Ama Okan Bayülgen yarın öbür gün çöp dediği isimleri tekrar ağırlar. Tekrardan ağırlar, evet. Onlarla yani, dalga geçerek ağırlıyor. Dalga geçiyor, seviyor dalga geçmeyi. Çünkü böyle karşısında çok böyle bildimcik gibi biz konuşan. Biz bir gün Okan'ın programına katıldık. Sertab Erener, ben, Yeliz Yeşilmen. Her açan telefonu işte saygılar hürmetler hanımefendi. Sertab aynı şekilde gitti Yeliz Yeşilmen'in şeylerine sarıldı bu bacaklarına. Gerçekten. Dedi ki iyi ki sen vardın, ben bu ikisiyle program batmıştı dedi. Bir şey yapamıyorum. Bir şey, gerçekten. Bir şey, yani bir şey takıp bulamıyor, söyleyemiyor. Takılmak istiyor birisiyle masada tabii çünkü. Yani, takılmak istiyor birisine. Vallahi dedi programı kurtardı. Yoksa bu iki kadınla ben yanmıştım. Saygılar, hürmetler, saygılar. Bir de tartışma yaratmayı arada seviyor. Şimdi senin gibi gayet nazik bir dille ben de onlara pek sıcak bakmıyorum dese bu kadar manşet olmayacak. Ancak çöp derse tartışma yaratacak. Ama şu konuda da katılıyorum. Link bırakamayacakları, reklam alamayacakları platform bittiğinde bir çöpe dönüşecek. Sözde fenomen çünkü çok var. Çünkü üretilen bir şey yok orada. Tabii yani hiçbir şey yok. Sanat bir şey bak, üretenler yani. Var. Genelleme de yapmayalım. Üretenler var. Gerçekten zevk alarak izlediğimiz, bilgi veren, öğreten fenomenler var. Bazı tiyatro çok komik şeyler var. Tabii. Fenomenler var. Ama bir gün ayrı içinde tabii. De insan 8 kremi yüzüne sürmez. Evet. Yani. Ya da 6 tane vitamin hapını içmez yani. Evet. Hani şöyle olur. Pazarlamacı. Bir tane vitamin yüzü olursun ya da bir krem şeyi olursun. Kendilerini de kullandıkları için çok ön plana çıkıyorlar. Bir de biz şey Uğur Dündar'dan öğrendiğimiz bir şey var. Hani hiç kimseden bir şey kabul etmeyeceksin şey anlamında yani. Hani rüşvet gibi olmasın doğru ve şey haber yapabilmek için Prizma yapıyordum o zamanlar. Ondan sonra öyle bir ahlakla da geldik. Mesela hani ben
3000 liralık bir şey almak için mesela kendim yapamam öyle bir şey. Ha bir reklam filmi alırsın, o reklam filminde oynarsın, okey. Nursel, Okan'ın söylediği, sözünü kesim, Okan'ın söylediği şöyle bir şey var. Bazı sanatçıların da bunu yapması bana utanç veriyor diyor. O bazı sanatçıların ismini vermeyelim, tartışma yaratır ama şöyle yapıyor o bazı sanatçılardan bazıları. Ya çocuk odamında çerçevesi aşağıymış. Var mı tanıdığınız çerçeveci, bana yazsanız. Bu ne demek çerçeveci? Ya, gel evime tabii. Bedava çerçeveyi bir çak şey demek. Söyleyeceğim. Bana gururuna yani o kadarına izin vermiyorum. Ve Nursel'i. Yatak örtüsü istiyorum. Yeni doğacak bebeğimin teni alerji yapmasın diye. Takipçilerim nereden bulabilir? Madem bütün tekstil firmaları evinin önüne yığıyor. Bunun anlamı ve yani. O bahsettiği isimler böyle hani sana arka planda açacağım. Olan oyuncular falan değil. Ön planda. Evet. Başrolde 150-200 bin arası bölüm başına ücret kazanan oyunculardan bahsediyor. Bir tanesi geçen gün mutfak dolaplarını değiştirecekmiş. Bildiğiniz iyi usta var mı diye soruyor. İşte. Sonra 2 hafta 3 hafta sonra yani mutfaktan. Yani yapana helal olsun da ben yapamam. Bir de Nursel 2-3 hafta sonra mutfaktan fotoğraflar paylaşıyor. Bu arada çok sormuşsunuz. Kimsenin sorduğu falan yok. Ay, o oyunlara da gelmedi. Neyi sormuşlar? Mutfak dolaplarınızı kim yaptı? Ey Allah. Kimsenin merak ettiği de yok. Bebeğin zıbınını çok sormuşsunuz. Bembeyaz zıbın. Kim niye soruyor zıbını? Ya da şöyle zıbını? Ay kahvem bitti. Kardeşim çok ara sormuşsun. Marketi getirsin çıkamıyorsan. Kahvem bitti diyor Nursel'e. Evet. Çok ayıp değil mi kahvem bitti yani? Ya o zaman her şeyi böyle bedavaya mı getirmiş oluyorsun? Bütün her hayatını? Şeyi bedavaya getirdiğin gibi. Komşu kahve var mı derdin? Şimdi kahvem bitti, link atacağım. Nursel'e her şeyi bedavaya getirdiğin gibi bir de üstüne para alıyorsun. Gelelim işin ekonomik boyutuna. Okan Bölge'nin hepsi çöp, hepsi zavallı dediği fenomenler sosyal medyada korkmuş paraya para demiyor. Kazanıyorlar. Bir post, bir story karşılığında bakın nasıl paralar kazanıyorlar, izleyelim. Paraya para demiyorlar mı? Geldiğimiz son nokta bu. Evde ayakkabıyla dolaşmamla ilgili de çok fazla linç yiyorum. Yoksa düşük ücretlerle mi tanıtım yapıyorlar? Almadığın, giymediğin şeyden de komisyon almayıver. Sosyal medya fenomenlerinin reklam ücretlerini ikinci sayfa açıklıyor. Sosyal medya fenomenlerinin ne kadar kazandıkları son yılların en büyük tartışma konularından biri. Kimileri yüksek ücretler kazandıklarını öne sürerken kimileri ise dolaşan rakamların abartılı olduğunu düşünüyor. Son bir senedir bir linççilik diye bir meslek var. Ek gelir gibi bir şey. Fenomenlerin ücret listesine ise ikinci sayfa ulaştı. İşte influencerların aldıkları iddia edilen reklam ücretleri. Burcu Esmersoy ile başlayalım. Esmersoy'un Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunuyor. Bu sayfada tanıtım yaptırmak isteyenlerin ise bir post ve story için 40 bin lira ödemesi gerekiyor. Güzel para kanka. Makyaj videolarıyla bilinen Duygu Özaslan 2.1 milyon takipçiye sahip. Bir post ve story reklamı içinse 100 bin lira alıyor. Bir diğer makyaj videolarıyla ön plana çıkan fenomen Danla Bilic ise 5.8 milyon aboneye sahip ve bir post ve story reklamı için 180 bin lira talep ediyor. İnfluencer var, influencer var tabii. Etkimiz diğerlerine göre büyük. 4.4 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel'in sayfasında reklam yaptırmak isteyenler ise bir post ve story reklamı için 80 bin lira ödemesi gerekiyor. Deli para aldım İskender beni. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sosyal medya sayfasında reklam yayınlatmak isteyenler ise bir post ve story için 40 bin lira gibi bir rakam ödemeleri gerekiyor. Şu anda giyim odasında bağlanıyorum sizlere. 831 bin aboneye sahip olan Raşel Araz'ın sayfasından tanıtım yaptırmanın ücreti ise bir post ve story için 50 bin lira. Çerçeveletir kimi asar duvara. Kimi onu bulunca dost doğru bana. 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan'ın sayfası da en çok takip edilen sosyal medya hesapları arasında. Özilhan'ın sayfasından tanıtım yaptırmak isteyenlerin ise story için 40 bin, post için 60 bin lira gibi bir ücreti gözden çıkarmaları gerek. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Nursel'e şimdi paylaşımlarda görüyorsun ki 80 bin alan var, 100 bin alan var, 40 bin alan var. Çok merak ediyorum, 40 küsur yıllık oyuncusun. Sahneye çıkıp büyük bir performans sergiliyorsun. Bir gün sahneye çıkmanın bedeli ne? Bir oyun oynamanın. Yani biraz isimli bir sanatçıysan 1000-1500 lira. 40 binler nerede, 1000-1500'ler nerede gerçekten? İşte bu toplumun neye değer verdiğiyle, neyle ilgilendiğiyle alakalı. Yani bunlar
hani pop gibi, pop art diye bir şey vardır dünyada ya, yani zaman içerisinde o kaybolur. Kaybolmayan şeyler de klasikleşir, işte Beatles gibi, Marilyn Monroe gibi, bilmem ne gibi filan. Yani bunların ömürleri çok kısa tabii. Hani oradan parayı kapayım, ondan sonra işime bakayım gibi bir şey oluyor. Bir de yapılan bir şey yok. Yani işte kremdi, elbiseydi, vücudun güzelse mayoydu, bilmem neydi filan. Onlar üzerinden kişiler alıyorlar, kazanıyorlar. Yani şöhret de onlar da, para onlar da. Şarkıya tam böyle cuk oldu şimdi. İçlerinde tanıdığın var mı? Damla Bilic'i biliyorum. Burcu Esmersoy'u zaten biliyoruz ama Burcu Esmersoy'u onlardan biraz ayırıyorum. Çünkü zaten hem manken hem sunucu. Onun yani bir mesleği var en azından. Diğerlerinin mesleği de fenomenlik. Evet. Fenomenlik mesleği. Ve gençler de onları örnek alıyorlar. Evet. Biliyorum, çevremde de var. Hatta şöyle düşünen insanlar da var. İşte okumayayım, okulu bitirmeyeyim. Bak işte o okul okumadı. Öbürü tabii, işte tabii, liseyi bıraktı falan. Öyle düşünenler de var. Ama ne bunların da modası çok çabuk geçiyor. Çok çabuk yenileri geliyor. Anlatabiliyor muyum? Çok çabuk yenileri geliyor. Şimdi o çocukları da suçlamamak lazım. Teklif var. Talep var. Tabii. Astronomik rakamlar da geliyor. Ne diyecek? Ben istemiyorum. Benim mesleğim yok tabii, mu diyecek? Tabii canım. Şey, akarken testisini dolduracak. İşte en büyük örneği Kardashianlar yani. Evet. Bunlar, evet. Yani ne iş yaparlar? Kendall işte. Jenner en son bir paylaşım, Kylie Jenner özür diliyorum, bir paylaşım başına 1 milyon dolar kazanıyor. Tabii tabii. Onlar yani dünyada da, böyle bir realite var yani. Onlar da bir süre sonra krem işine, ruj işine girerler. O krem, ruj da çok özür dilerim. Böyle formülü hazır burada, ben ruj çıkarmak istiyorum deyince gidip ismini üstüne mi basıyorlar? Herkes o kadar, aynı ruju çıkarıyor. O kadar zaten, her herkes şey aynı, malzeme de aynı. Malzeme de aynı. Aynı, üstüne damgayı basıyorlar. Peki Burcu dedin, Burcu ile ilgili bir haberimiz var. 007 James Bond filminin galasına katıldığı Burcu Esmersoy. Fakat sosyal medya paylaşımlarında Bond bir tarafa, 007 bir tarafa gitti. Burcu'nun yüzü konuşuldu, izleyelim. İlk seyredenlerden bir tanesi olacağım için mutluyum aslında. Ben normalde eğer davet edilmiş olsaydım yarına biletim vardı zaten. O yüzden mutluyum. Burcu Esmersoy'a ne oldu? Sen başkasın, başkasın. Ünlü sunucu gizlice estetik operasyon mu geçirdi? İlk önce ben de karşıydım, böyle sarışın, biraz kısa falan, nasıl olacak bu iş falan diye. Adam kendini sevdirdi. James Bond serisinin yeni filmi Ölmek İçin Zaman Yok için İstanbul'da bir gala düzenlendi. Geceye katılanlar arasında Burcu Esmersoy da vardı. Değil mi? Ben çok seviyorum. Yani bayağı hayranıyım. O yüzden ilk seyredenlerden bir tanesi olacağım için mutluyum aslında. Burcu konuşuyor ama biz gözlerimizi yüzünden alamıyoruz. Bir değişiklik var kendisinde ama tam da çözemiyoruz. Zaten sosyal medyada birkaç gündür Burcu'nun yüzüne ne olmuş diye sorup duruyor. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Hemen arşivleri karıştırıp Burcu Esmersoy'un eski fotoğraflarını çıkarıyoruz. İki görüntü yan yana gelince birkaç ufak detay kendini belli ediyor hemen. Burcu Esmersoy'un küçücük yüzü biraz büyümüş, elmacık kemikleri dolmuş, kaşları da hafifçe saç dibine çekilmiş gibi geldi bize. Siz ne dersiniz? Burcu Esmersoy estetik yaptırmış olabilir mi? Bir şey söyleyeceğim. Burcu yüzüne yaptırdığı her şeyi söyleyen bir isim. En son işte bir şeyler paylaşmışım. Buradan reklamını da yapmayayım, işte güzelliğimi şuna borçluyum diyordu. Burada sanki bir ters ışık kurbanı ya da ışık öyle kurbanı demek istiyorum. Da, evet. Ama sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bu görüntüsü arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Özellikle de şu iki kare sosyal medya fotoğrafları. Bir videodan bir kare verebiliyor muyuz işte, arkadaşlar? Geldi. Şu yüzündeki, şu yan taraftaki o çizgi herkesin dikkatini çekmiş. Hatta evet, bize yazmışlar, Fransız askısı mı yaptırdı, böyle bir ip izi gibi bir şey görünüyor diye. Diğer tarafta da var aynı şekilde. Çünkü yüzün ön kısmında eğer bir dolgu malzemesi varsa önde, arkası da ona göre şey ayrılıyor şu hattan. Tabii. Yani sen de görüyor musun öyle bir şey? Bayağı bir şişkinlik görüyorum, şişkinlik burada. Var. Evet. Bir de fazla parlamış makyajı, o da mı biraz şişkin gösteriyor olabilir acaba? Belki ışık da yetersiz kullanılan bence. Kullanılan botoks ya da dolgu malzemesi yüze nem ve bir parlaklık veriyor. Evet. Üzerine botoks de parlaklığı var suratında. Botoks var, yaptırıyor zaten, onu gizlemiyor. Onu yaptırmayan kalmadı. Evet, o artık normalleşti. Tabii, normalleşti. Sizler
Sen çok fazla bir şey yaptırmıyorsun ama. Yok yani geçen sene böyle çok hafif bir şey yaptırayım dedim. Bak senin kaz ayaklar falan duruyor. Duruyor. Yani zaten yok da. Yani yaşıma göre iyiyim galiba. Çok iyi gözüküyorsun. Öyle. Çok hayır, iyi gözüküyorsun. Ben ona bakıyorum. Ben 76 oldum bilmiyorsunuz diye ben. sen. Çok iyisin sen. Nursel'in zengin. Nursel'in sarışın. Evet. Yaşına rağmen çok iyi gözüken, aslında çok da genç, 49 yaşında, dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin. Aslında o da ters ışık kurbanı oldu. Bir televizyon programına katıldı. Oradaki yüzündeki değişimle konuşuldu. Hatta sosyal medyada Mikiruk gibi estetik faciası olmuş yorumları yapıldı. Ricky'nin yüzüne de bir bakalım. Ricky Martin sonunda isyan etti. Nada, que estoy aquí porque creo que alguno de ustedes está muy preocupado. Dünyaca ünlü star estetik iddialarından sonra nasıl çılgına döndü? Lo juro, no, mira, tengo líneas, botox, si me pongo botox, si me pongo filler, se lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Ricky Martin'in Undo Stres'le başlayan sözleri, herkesin ağzına pelesenk olan Maria adlı şarkısı çıktığında takvim yaprakları 1995'i gösteriyordu ve dünyaca ünlü star sadece 24 yaşındaydı. 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler derken dünyaca ünlü star 49 yaşına geldi. Onda da artık yaşlılık belirtilerinin başlaması gerekiyordu ama hiç de öyle olmadı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara bakıldığında Ricky Martin, Benjamin Button misali gittikçe gençleşiyordu hatta. Özellikle son paylaşımların ardından estetik yaptırdığı yönündeki haberlerin ardı arkası kesilmemeye başladı. Bir televizyon programına katılmasının ardından da botoks yaptırdığı yönündeki haberler hemen hemen tüm ülkelerde yayınlandı. Bu iddialara dünyaca ünlü stardan videolu yanıt geldi. Ricky Martin videosunda dolgu da yok botoks da diyerek hakkında çıkan haberlere sitem etti. El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, botoks, si me pongo botox, si me pongo filler, se lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Nursel'i eskiden derdik ki bir tek bizim ünlüler, sanatçılar bu kadar takıyorlar. Hemen açıklama yapıyorlar yok bir şey diye. Bak dünyaca ünlü yıldızlar da buna takıyor. Yıldızı açıklıyor evet aynen. Jennifer Lopez de hatırlasana. Evet o da. Estetik dolgu haberlerine hayır yüzümde hiçbir şey yok dedi. Makyajsız fotoğraflarını videolarını paylaşmıştı. Ama Ricky Martin'in gerçekten çektiği videoya baktığın zaman yüzünde hiçbir şey yok ve hala çok yakışıklı. Yakışıklı evet. Undo Stres dedi kalbimizi çalmıştı. Ricky eski Martin. Hali tabii hala, daha. Hala çok yakışıklı bence. Gerçi ama ben sarışın yani adam sevmem hani esmer adam severim. Aa, tabii. Kendi sarışın ya tersini yok, ben sever. Yapma sarışınım yani ben normalde kumralımdır yani. Ama açık tenlisi. Yo o da aslında yanlış biliniyor şey. Görüyoruz gözümüzde. Hayır vücut olarak buğday tenliyim ben. Eskiden pasaportlarda yazardı esmer buğday sarışın diye. Ben mesela gün tabii çok eski pasaportlarda öyleydi. Değil mi 76 sene önce ben güneşe çıkayım hemen iki günde bayağı koyu kahverengi olurum. Yani böyle kızarmam etmem öyle bir peleme peyniri durumum yok yani aslında. Herkes ben öyle süt beyaz bir şey zannediyor. Hiç evet. Öyle değilim. Evet. Ekranda değilim, da bayağı değilim. Açık tenli görüyorsun. Ama böyle ama estetik işte bu şeyler yapılınca biraz da ışık tabii etkisi. Tabii şeyler verilince. Ama valla yazıdan da Nursel'in yüzünde hiçbir şey yok yani. Doğal ağzı buzlu her şey oynuyor. Bak Hülya da öyle ama Hülya Avşar da mesela. Evet. Pek, o da takıntılı değil o yani. O arada hiç. Bir filtre miltre kullanıyor ama. Kullanıyordur o kadar bir şey olmaz da. Yani o da çok doğal ama bir kadın bence. Ama bu işin galiba evet. %70 sırrı ışık. Işık çok önemli. Işık gerçekten bazen çok önemli. Yani ne şey, olacak? Bizim bir meslek... Bir şey söyleyeceğim. Tepende ışıkla mı dolaşacaksın? Hadi televizyonda bir ışık yapıyorlar. Var biliyorsun evet. Değil mi? Öyle ışıklarla dolaşan insanlar yani, var. Delirmişler şöyle, artık herhalde. Gülşah Saraçoğlu bize geldiğinde saklamıyor da zaten. Biz Müge'yle oturduk yerimize. Gülşah böyle çantasından böyle bir takım bir şeyler çıkardı böyle. Borular böyle minik. Böyle bir aparatlar falan borular morular. Biz ne yapıyorsun dedik. Işıklarımı yanımda getirdin dedi. Işığın bol olsun. Portatif taşınıyormuş. Bize mesela çok güzel bir manken artık mankenliği bıraktı. Bize şey demişti. Kızlar sizi izledim yayında. Işığa yüzünüzü verin. Işık yüzünüzü böyle yalasın demişti. Hayatım, ben de hep şöyle duruyorum. Konuşmaya ışık. Dalınca şimdi, yalamayı mı görüyorsun? Bir sinema için? Filminde bilmem nerede mesela Çolpan abladan filan çok bilirim. Onlar ışığı bilirler. Hani ışık nereden gelir? Ama o bir film çekimi içindir. Bir film yaratımı içindir.
Yani ya da bir dizi çekimi içindir. Okey yani. Ama dediğin gibi artık özel hayatında ışıkla dolaşacağım. Ay ben var, hiç var. O sıkıntılara gelemem. Var. Fenalık bize, gelemem. Bize bir tane Nurseli. Bir şarkıcı. Aslında şarkıcı falan da demeyeceğim. Çünkü şarkı falan da söylemiyor. Yani ne iş yapıyor bilmiyorum. Aileden ünlü diyeyim. Ünlümsülerden bir tanesi konuk. Ünlümsü. Geliyor. Terliksi. Kaprisleriyle bizi gerçekten yıldırdı. Özel ışık istiyorum, işte gıdım gözükmesin, yüzümdeki kırışık gözükmesin falan. Evet, böyle bir sürü ardı ardına evet. istekler. Sonra geldi, dedi ki ışığım nerede dedi. Biz ne yaptık biliyor musun? Şu karşı tarafa bir tane ampul taktık. Bakkaldan alınan ampul. Bakkaldan ampuller var ya. Dedi ki, aa ışık o mu? Evet evet çok güzel. Yüzünü yalıyor dedik böyle. Işık dedik yüzünü yalıyor. Aa tamam o zaman dedi. Yani o ampul bile onu tatmin etti yani. Bakkal nedere? Mehmet amcanın ampulü yani evet. bildiğin. Yani şey... İnsanlar diyorum ya yani ruh durumları dünyada insanların pek iyi değil herhalde artık. Nurseli böyle kaprisler yapsaydım daha değerli olurdum. Tabii onu bana yükleyenler bile var tabii. Sen hiçbir şekilde star gibi davranmıyorsun. Ondan sonra star gibi davransan başka türlü olurdu diyenler var bana yani. Mesela şurada yanımda 4 tane yakışıklı korumayla içeri gireyim. Ondan sonra çabuk kahvemi derhal gönderin buraya. Sakın çok şekerli olmasın. Öyle olduğunda daha kıymetli oluyorsun gerçekten. Yani ben Migros'a gidip domatesimi kendim seçen bir kadın olduğum için. Sen de güzel böyle markaları tek tek söylüyorsun burada. tamam bir daha tekrar etme. Ha pardon anladım. Ay evet ya. Öf. Peki seni markette yumurta domates alırken görenler ne diyor? Nurseli Hanım siz alışveriş mi yapıyorsunuz? Yapıyor diyorlar da artık şimdi şey yapıyorlar. Çünkü ben güzel yemek yaparım. Malzememi de kendim seçmeyi severim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyde de bakarsanız Amerika'da, Avrupa'da da starlar falan günlük hayatta çok rahat. Çok rahat. Ama Oscar töreni oluyor. Hazırlanıyorlar 2-3 ay. Orada da gösteriyorlar kendilerini. Bir de kendilerini. O değişimi seviyorlar galiba. Rutin hayatlarında tabii. çok salaş, makyajsız. Çok hatta bakımsız. Bakıyorsun hayatım yani. Evet. Benim rahmetli kayınvalidem şeydi, büyükelçi eşiydi. Ondan sonra... Derdi ki sadece gecelikle oturmak istiyorum artık. Bıktım çünkü sabah bilmem birini karşılamaya gidiyorsun. Öğlen yemekte başka bir bilmem neredesin. Akşamüstü çay partisine işte büyükelçi eşleri gidiyor bilmem ne. Akşam yemeğini ay kadın ömür boyu yılmış yani. Tabii ki. Yıldığı için öyle geceliğiyle otururdu yazık. Ve de çok mutlu olurdu. Bazen bıkıyorsun hiç yani. Hiçbir güzellik sırrın var mıdır? Şunu sürerim çok iyi gelir falan dediğin. Çok eski bir krem vardır mesela. Hala onu hala onunla yüzümü temizlerim filan. Ben zaten bana fenalık gelir. Yani öyle şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım filan yok öyle bir şey. Bir hani nemlendirici, bir de gece makyajını çıkarıyorsun o kadar. Peki ünlülerin güzellik sırlarına göz atalım. Fakat öyle kremle, o tonikle falan değil. Onlar masum kalır. Çok garip güzellik hayatım, sırrı var. Hayatım bir de takip etmek mümkün diye. Yani bir müzik seti ya da bir arabanın son modelini. Yani her şey o kadar hızlı değişiyor. Telefon evet. modelleri. Yani bunun peşine takılırsan hayatta başka bir şeyle ilgilenmemen gerekiyor yani. Evet. Fakat, anlatabiliyor o kadar hızlı değişiyor her aynen şey. Aynen öyle. Fakat bu güzellik sırları öyle garip ki içinde plazenta da var. Baykuş vampir dışkısı kanı. Da var falan filan. Tam benlik. İzleyelim. Tam benlik. Güzellik uğruna yaptıklarına inanamayacaksınız. Ünlü isimlerin genç kalma sırlarını ikinci sayfa açıklıyor. Yaşlanmadan yaş almak denince akla gelen ilk isim Ajda Pekkan. Sadece zamana değil çağa da meydan okuyor adeta süperstar. Ajda Pekkan'ın ilk hayranları babaanne, dede oldu ama o hala çiçeği dalında gencecik bir kız gibi duruyor. Tabii her güzelliğin bir zorluğu var. Arı zehiriyle gelen güzellik. Süperstar Ajda Pekkan da tıpkı Hollywood starı Angelina Jolie gibi genç kalmak için arılardan yardım alıyor. Arı zehrinde bulunan 40'tan fazla aktif madde cildin kendini hızla yenilemesini sağlıyor. Böylece zaman akıp gitse de yaş sabit kalıyor. Güzelliğine düşkünlüğüyle bilinen, bakımına da her daim özen gösteren Meryem Uzerli'nin herkesten sakladığı sırrı biliyor musunuz? Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hayatımıza giren ve sonrasında dünyaya adını duyuran Meryem Uzerli, Kim Kardashian'ın doktoru olarak namsalan Dr. Simon'ın kliniğini kapı komşusu haline getirdi.
Üstelik her gittiğinde de vampire dönüşüyor. Ameliyatsız ve neştersiz bir yüz ve cilt yenileme tekniği olan vampir maskesinde yüze taze kan enjekte edilerek cildin genç, sıkı ve dinç olması sağlanıyor. Meryem Uzerli de kendi kanıyla yaptırdığı vampir maskesiyle kavuştuğu yeni görünümünün tadını çıkarıyor. Meryem Uzerli'nin bu güzellik sırrı sizi şaşırttıysa, bir de Tom Cruise'un herkesten sakladığı sırrı duysanız küçük dilinizi yutarsınız. Başta Hollywood'un yakışıklı yıldızlarından Tom Cruise olmak üzere birçok ünlü, yılların yüzlerine kondurduğu izleri silmek için seansı 180 sterline, yani yaklaşık 650 liraya yüzlerine baykuş dışkısı sürdürüyorlar. Çocuk derisiyle gençleşiyor. 55 yaşındaki oyuncu Sandra Bullock her zaman genç kalmasıyla gündemdeydi. Dünyaca ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Oyuncu genç kalabilmek için epidermal büyüme faktörü yöntemiyle vücuduna çocuk derisi enjekte ettirdiğini, gençlik sırrını da bu yönteme borçlu olduğunu söyledi. Çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Zayıflık takıntısı olan Cameron Diaz yemek yemiyor, kuş yemi tüketiyor. Kuş yeminin üzerine içtiği suyla karnını şişiren ünlü oyuncu açlık hissini böyle ortadan kaldırıyor. Evet, bu masanın da bir güzellik sırrı var. Evet, şimdi açıklıyoruz. Muz. Muz yedik efendim. O VTR arasında hepimiz. Benim böyle o kadar hoşuma gitti ki yayında da potasyum. Devam ediyorum. Potasyum. Evet. Ama annem benim potasyum fazlalığından öldü. Çok muz yiyordum. Ciddi misin? Vallahi. Fazlası zararlı mıymış? Tabii. Ya bilmiyordum. Hayır, potasyumun fazlası zararlı da muz yiyince mi? İşte çok fazla muz yiyordu diyor. Günde kaçırıp yiyordu böyle. Ha. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Potasyum çok yüksek çıktı. Ondan kaybettik. Allah rahmet eylesin. Peki sen güzellik uğruna her şeyi yaptırır mısın? Mesela sana deseler ki Murseli şöyle bir işlem var. İşte 20 yaş gençleşiyorsun filan. Hemen koşa koşa gider misin? Ben işte korkuyorum peşine. Hayatım öyle şeylerden. Biz de korkuyoruz. Evet. Yani ben korkuyorum. Ben olsa bu yıllardır bu başıma bela olan göbeğimi aldırırdım. Mesela en tehlikeli ameliyatlardan biri. Evet. Çok riskli. De benim teyzem profesör doktor. Cerrah yani kendisi. Evet. O küçük yaştan beri bir takım tıbbi bilgileri bize vermiş. Diyor ki bütün kılcal damarların en yoğun olduğu bölge, hani emboli atar, bir şey olur. Hayatını yani, kaybedenler var. Tabii, hayatını kaybedenler var. Yani hayati bir sebebiyet olmadıkça bence bıçak altına yatmak riskli yani. Evet. Bir isim vardı sosyeteden, bir isim hatırlar mısınız? 63 yaşında genç bir arkadaşı vardı. Genç bir erkek arkadaşı. Manolya Onur. Manolya Onur. Evet. İçinde yazsın Türkiye eski 63 güzellerinden. 63 yaşında güzel estetik ameliyat yüzünden öldü. Emboli şey attı, kan pıhtısı attı. Aman ne yapayım, erkeği de gitsin, genci de gitsin, hepsi gitsin. Aynen, yani Allah aşkına. Buna da her yol mübah yani, evet. Değil. Evet, hatırladım şimdi. Yaşam değerli yani. Ya kesinlikle. Evet, bir döneme damga vuran Selçuk Ural'ın Alev Cimine verdiği röportajda sadece Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur hayranlarını, dinleyenlerini değil, Ajda Pekkan'ı da hedef aldığı kısma gelelim. Diyor ki botoksu yaptıran kadınlar da erkekler de maymuna döndü. Mesela Ajda Pekkan gündüz asla sokağa çıkmaz diyor. Çok sert değil mi? Ya şey konusunda katılıyorum. Her şeyin abartısı kötü. Gerçekten bazıları o kadar abarttı ki bu çeneler artık göğüse dayanmış. Selçuk Bey bir doktora falan mı yaptı? Yani bir uzmanlık profesörü alanı. Bir uzman, başka bir uzmanlık alanına kaymış. Toplum mühendisliği, estetik uzmanı. Evet. Keşke kendi dalıyla ilgili konuşsa ama Ajda Pekkan gündüzde dışarılarda dolaşıyor valla. Bir şey söyleyeyim. Ne oluyor yani? Gerçekten. Kendi görmüyor. O yaşa olabilir. Gelelim de hepimiz öyle olalım. 75, yani. 76 yaşında ben çevremdeki o yaştaki fazlasıyla insanlara yani bakıyorum. Hani benim çevrem için söylüyorum. Bastonla yürüyeni var. Tabii ayağa canım kalkmakta zorlananı var. E biz bile şu yaşlarda zorlanıyoruz artık. Romatizmalar falan baş göstermeye başladı. Tiyatro camiasının 60'lı yaşlarda kaç kişi kaybettik ya? Kaç kişi, tabii, kaç kişi evet, yani. Yaşlanmak değil, sağlıklı yaşlanmak. Yani kesinlikle kaliteli yaşamı sürdürebilmek yani mühim olan. Yoksa kaç yıl yaşadığın değil yani. Evet, şimdi Selçuk Ural da gayet güzel, sağlıklı yaş aldı. Bu yaşlara geldi ama açıkçası ben bazı isimlere bakıyorum. Ben böyle yaşlanmayayım diyorum. Şu açıdan zinde olurum. Kaşım gözüm yerimde olur ama gençlere kan kusarım. Etrafı hayat zehir ederim. Çevremi mutsuz ederim. Evet. O da güzel var bir yaşlılık hiç değil yani. Hiç değil. Evet. Böyle değil. Bir tatlı dili olsun. Hafif
nükteden yine şey yapabilirsin, ısırabilirsin. Arada ufak tefek çimdikler atabilirsin ama bu ne? O maymuna döndü. Bu dışarı çıkamaz. Ötekisi kırıl. Ölümlü dünyada, şu yani? Kısa dünyada yani gerçekten inanamıyorum böyle şeyler konuşulmasına, evet, yani. Üstelik Ajda Pekkan ve Nebahat Çehre gibi isimler kadınlara şöyle umut veriyor. İnsana moral veriyor. Evet. Veriyor. Demek ki o yaşa gelince de mihrap yerinde kalabiliyor. Kalabiliyor. Gibi. Sen hele hele Nurseli sen çok iyisin. Şey Ajda 75-76 yaşında. Sahneye çıkmadan fazlası önce olabilir. Ve fazlası bile olabilir. Sahneye çıkmadan önce 2 saat bir koşu bantında yürüyüşünü yapıyor, koşuyor. Sonra sahneye çıkıyor. 2 saat bir performans sergiliyor ve bu kadın oturduğu yerde sergilemiyor. Ayakta dans ediyor dansçılarıyla beraber. Son kuruşuna yani kadar hak ediyor. Tabii, bu kadar yani çalışıyorsa bunlar hepimizin idolü. Ya. Yani bu yaşayan efsaneler bunlar. Bunlarla fazla aşk atmamak lazım yani. Selçuk, Ural, işte herkes maymuna döndü dedikten sonra Ajda Pekkan'ın örneğini veriyor ama ona küçük bir hatırlatmada bulunalım. 2014 yılında ünlü bir estetik cerrah Ajda Pekkan'ın yüzü için maymunlu kötü bir benzetme yapmıştı. Evet. Ajda Pekkan 1 milyon TL'lik dava kazandı. Açtı, kazandı. 10 bin TL aldı ama sonuna kadar gitti. Daha sonra o doktor kendisini affetmesi için avukatı aracılığıyla falan böyle bir takım açıklamalar yaptı ama geri adım atmadı. Selçuk Bey'in kulağına küpe olsun. Dava. Buradan da mesajı verdi Müge. Şimdi Bodrum'a gidelim efendim. Bodrum'da ne var? Kuşum Aydın'la çok sevgili annesi Şelale Hanım. Pandemide Gülşen'le en büyük zevkimiz Kuşum Aydın'la annesi Şelale Hanım'ın YouTube'daki ve storylerindeki hikayelerini ve görüntülerini izlemekti. Fakat Aydın biraz anneyi kızdırdı. Anne de Aydın'ı evden kovdu. Sonra ikisi de gözyaşları içinde bakın nasıl bir kayıt yaptılar. Kuşum Aydın her evlat gibi annesini canı gibi seviyor. Annesi Şelale Hanım da oğlu Kuşum Aydın'ı çok seviyor ve oğlunun çocukluk fotoğraflarını sandıklarda saklıyor. Ancak anne oğula nazar değdi. Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Hanım'la Bodrum'daki evlerinden yaptıkları canlı yayında gerilim yaşandı. Anne oğul birbirlerine girdi. Şelale Hanım Aydın'ı evden kovdu. Ha? Neler getirdi başım? Evet. Kuşum Aydın ve annesi hüngür hüngür ağladı. Bir başkasının evine taşınan Aydın, gözyaşları içinde annesinden özür diledi. Bu anlarda annesinin de gözleri şelale oldu. Gel ben elini öpeyim. Hayır, ben seni... Hayır, gel hayırlı cumalar diyeceğim. Benim senden başka kimim var hiç yoksa. Ne olur yapma, bak ben de sinirim bozuldu. Tamam. Bu şarkıda o kadar fena oluyorum ki gerçekten annelerimizin kıymetini bilelim. Kesinlikle. Çok kısa sonra pişman olabiliriz. Kuşum Aydın'la annesi Şelale Hanım'a nazar değdi desek yeridir. Çok iyi anlaşıyorlardı. Her şey yolundaydı. Arada böyle tatlı tatlı atışmaları oluyordu ama şu noktaya kadar geldiler. Neyse Kuşum Aydın annesinden özür diledi. Gönlünü aldı. Şu an Aydın telefon attığımızda mı arkadaşlar? Biz mi arayalım? Tamam biz mi arayalım? Biz arayalım Aydın'a. Biz arayalım Aydın'a. Meşgul arkadaşlar, sizler arıyorsunuz herhalde. Şu an Aydın meşgul ama o ağladı. Biz onları izlerken ağladık. Çok samimi ağladık. Ama çok samimi çok ağlıyor. Samimiler. Çok samimiler. Ama Aydın da bazen annesini öyle bir kızdırıyor ki. Kızdırıyor ya. Elinde telefon 24 saat kadının her anını çekiyor. O da doğal olarak sinirleniyor. Belli ki yine bu sebepten dolayı bir tartışma yaşamışlar. Herhalde. Şimdi bağlandığı zaman soracağız niye kavga ettiniz diye. Ben çünkü çok severim Aydın'ı. Çok, ben de çok seviyorum. Bir de böyle hepimizin eve kapandığı dönemlerde vallahi sabah kahvaltı yaparken Aydın'la Şelale Hanım'ı açıyordum. O kadar tatlılar ama şimdi Şelale Hanım uyumak istiyor. Aydın giyiyor. Hep onları da çekiyor. Evet, Aydın şu an telefon attığımızda hemen. Aydıncığım selam. İzliyor muydun yayına? İzledim. Öncelikle sizi öpüyorum. Biz de seni. Çok öpüyorum. Canım çok biz de seni. Biz de seni. Keşke hep ekranlarda olsa.
Evet. Aydın anne oğla nazar mı değdi? Ne oldu? Yok ya, öyle arada oluyor. Kolay değil aynı evde yaşamak. Annemle. Peki seni Şelale Hanım'ın en son evden kovmasına sebep ne oldu Aydın? Ya aslında öyle kovulma falan değil tabii, o işin abartısı. Yani bir yatak olayı yaşadık. İnat ediyor bazı şeyleri. Yani odaya olmayacak, sığmayan yatağı inat edip alacağım diye tutturuyor. Beni yatakla bir ay uğraştırdı. Sonra yatak geldi, olmadı, hemen bunu alsınlar buradan diyor filan. Böyle bazı şeyler yapıyor, üzüyor. Ama bitiyor tabii sonuçta. Kırgınlığımız iki gün sürdü. Ne olacak bize? Peki evet. Sana kapıyı mı gösterdi, sen mi çıktın gittin? İşte ikisinin arası, ikimiz de birbirimize. Biraz ayrı kalalım dediniz. Ama senin ağlaman da yürekleri dağladı. Resmen 5 yaşında çocuk bir çocuk gibi ağladın annene sarılarak ya. Ya şimdi ben görüntüleri gördüm, yine kötü oldum. Anne işte hayatta tek kalanım o. Başka evet. Yok. Evet. Ah canım. Allah. Onun yani içinde yok. Sen... Ne kardeşim var, ne abim, ne ablam, başka bir tane işte. Kolay değil ki. Yani ona, bir tek ona sarılıyorum. Allah uzun ömür versin inşallah. Amin, 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 amin. İşte böyle pandemiden dolayı sıkı fıkı olduk. Yani... uzun zaman sonra bu pandemi hani hepimizi çok yaklaştırdı. Evet. Tabii ben de onu kontrol etmek için, hiç bırakamadığım için 7/24 yan yana olduk. Böyle olunca da tabii arada bir takım şeyler yaşanıyor. Evet. Tabii. Aydın, sizin videolarınızı izlerken hep şu izlenime kapılıyoruz. Yanlışsak bizi düzelt. Sanki sen o gençlikti, koşturmacaydı, iş yoğunluğuydu filan. Anneyi biraz ihmal ettin de şimdi sanki o arayı kapatıyormuşsun hissine kapılıyoruz. Doğru hayır, mu? Hayır. Şöyle ihmal derken tabii ki de her zaman yanındasındır ama bu kadar dip dibe olmadın herhalde hiç. Ya tabii ki mümkün mü? Nasıl olacaksın? Çalışıyoruz. Olmadık ama şimdi böyle bir fırsat bulunca... Annemizi ne kadar özlediğimi, yani ne kadar yan yana olmaktan onun da mutlu olduğunu, benim de mutlu olduğumu görünce şimdi de ayrılmak istemiyorum yanından. Evet, İstanbul'a dönünce de bırakmayacak gibisin sanki. Vallahi bilmiyorum ki ne yapacağız o İstanbul'da, bir yolunu bulacağız herhalde. Herhalde çok sık yüz yüze görüşürüz. Hani günde hep ömrümüz boyu 3-4 kere telefonla konuştuk ama şimdi yüz yüze sarılmayı o kadar alıştık ki birbirimize. Evet. Hani bu kadar yaş ilerleyince de bu sarılmaları bırakmak istemiyorum çok artık. Haklısın. Çok yani haklısın. Aydın'ın annesine olan düşkünlüğü o kadar fazla ki Allah korusun, ama Allah bu duanı, yani dua ederken dikkatli ol. Çünkü Allah benim ömrümden alsın, sana eklesin diyorsun ama Allah hiçbir anneye babaya evlat acısı göstermesin Aydın. Tabii. Öyle muhakkak da işte, ne bileyim. Maşallah ama annen de son derece zinde ve şey falan, çok iyi. Çok iyi görünüyor yani maşallah. Aydın şu an son durum ne? Şelale Hanım'ın yanında mısın? Tabii beraber. Bir kendisini telefona alabiliyor muyuz? Hayır, şu an yanımda değil. Ha. Ben bir 15 metre, 15 demeyeyim de 30 metre dışarısı uzağındayım ama aynı yerdeyiz. Aydın, sen de zaman zaman kızdırıyorsun. Kadıncağızı uyurken çekiyorsun, denize girerken ve diyor ki ufak tefek şeylere takılıyorsunuz. Dolabı açık bırakma Aydın, sinek giriyor diyor. Sen inadına bırakıyorsun ya. Ben sinir oluyorum. Kadıncağızın bir özel hayatı kalmadı. Hayır.
storylerimizde biraz eğlence yaratıyoruz. Yoksa o kızgınlıklar 10 saniyelik öyle. Evet. Yoksa ben annemi ciddi anlamda ki en bizim üzüldüğümüz bu ciddi olan bu iki günlük küslüğümüzdür. Onun dışındakilerin hepsi gülüp geçtiğimiz ha iyi şeyler yani. Evet. Yani vallahi şöyle bir şey var. Anaların, babaların kıymetini yaşarken bilmek o kadar güzel bir şey ki. Evet, çok doğru söylüyorsun. Hani bizim sevgimizi görüp küsler barışırsa, anacığına babacığına koşarlarsa biz de buradan pay çıkarırız. Ne mutlu bak örnek. Evet. Ana oğul diye. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Öylesiniz. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Çok teşekkür ederim. Nursel'i size buradan sevgilerimi öpüyorum yanaklarımdan. Ben de seni canım. Sizi de. Biz de seni. Biz görüşmek de seni üzere. Bekliyoruz İstanbul'da bekliyoruz Şelale Hanım'la. Evet. Şelale Hanım'la konuk olacak. Güzel bir haber de vermek istiyoruz hemen evet. Sizlere. Senin de sevdiğin zaman zaman hatta pandemi döneminde yaptıkları, sosyal medyadan yaptıkları yayına katıldığın bir isim. Bartu Küçükçağlayan'la ilgili güzel bir haberimiz var. Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu Bartu Küçükçağlayan ve Bartu dün sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. Baba oluyorum dedi. Evet, çok da güzel bir mesaj paylaştı. Karıcım Merve Küçükçağlayan diyor. Biliyorsunuz o Mücbir Sebepler'deki yayınında da hep karıcım aşağı karıcım yukarı derdi. İlk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti? Sana ilk dansımız ne zaman diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum. Ama doğacak kızımıza Gülo Ağlay'a video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti. Ona eminim seni tanıdığı, gözümde uzağa görmüyor. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuş. Sen okunur Selicim, senin sesinden dinliyorum. Bugünkü doğum gününde neredeyse anne babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar. Hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim. Ve Merve, karıcığım, sevgilim doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu, bunu gizli gizli yazmaktan gelip sarılacağım şimdi size. Muah! Demiş. Bayıldık mesajına ben gerçekten. Bir şeyi eksik buluyorum. Ne? Tarkan'ın baba olacağını duyurması ne kadar heyecanlıydı. Bartu'dan da öyle bir şey bekliyorum. İzle dizlerim titriyor falan. Tarkan'ın ikinci bebeği oluyor mu? Olacağına dair bir şeyler çıktı ama bir sonra. Bir sıkıntılar oldu o süreçte. Evet. Evet. Bir sıkıntı atlatmış olabilirler. Anladım. Ama ikinci kez baba olmak istiyor onu biliyoruz. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Tura mı çıkıyoruz? Tura çıkıyoruz. Kim nerede, kim ne yapıyor turu başlıyor. İzleyelim. Hafta sonu boyunca İstanbul'u sokak sokak köşe bucak gezdik. Kim nerede ne yapıyor hepsini görüntüledik. Hazır mısınız? Fırından yeni çıkmış haberlerle magazin turu başlıyor. Aline Boz bir süredir aşk yaşadığı Mithat Can Özer'le birlikte Sezen Aksu'yu ziyarete gitmiş. Sorular Aline Boz'un yeni dizisi üzerine ama Mithat Can Özer diziyle pek ilgilenmiyor. Hatta sevgilisinin projesine biraz üstten bakıyor gibi. İkinci kısmı izleme fırsatınız oldu mu birinci kısmı? Benle bir alakası yok pek aşk üzgünün ama izledim güzel. Hayırlı olsun. Siz Aline Hanım'la devam edin. İyi akşamlar. Dün konuştuk zaten konuşacağımız her şeyi. Teşekkürler. Biraz ilişkiden bahsetseydik o zaman nasıl gidiyor yolunda her şey? Havalar çok güzel. Teşekkürler. Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Emre Altuğ'la birlikteyiz. Bir oda dolusu gözlük ve saat koleksiyonu varmış ünlü şarkıcının. Gözündeki gözlüğü de meslektaşı Serdar Şanal hediye etmiş. Bir hayli de pahalıymış. Gözlük merakınız var mı? Var tabii. Hani, çoğu erkekte böyle saat gözlük merakı olur. Saat de var gözlük de var. Başka aksesuarımız yok ki zaten. Aynen. Kaç tane gözlüğünüz var? Bilmiyorum. Var yani, vardır. Amcam sağ olsun. Ama bu sefer Serdar var, Serdar Şanal, oyuncu. Evet. O benim yaşıtım bir gözlük çerçevesi bulmuş. Ondan sonra eski model. Bayıldım, çok sevdim. Sağ olsun bana hediye etti. Ben de ona cam taktırmaya getirdim şimdi. Süper annelerin yanına gidiyoruz şimdi de. Podyumlardan yıllardır uzak olmasına rağmen her geçen yıl güzelliğine güzellik katan Nefise Karatay'ın kızı Maya bu sene okula başlamış ama kendisi kızından daha heyecanlı. Seviyor, çok memnun okuldan. Biz de çok memnunuz. O 2 yaşından beri okula gidiyor. Ben götürüp getiriyorum. Bir de pandemi dönemi daha zor şimdi. Trafik korkunç. Bir çözüm bulunacak inşallah. Çünkü kimse vermiyor servislere diye düşünüyorum. Ama istikrarlı hala ben götürüp getiriyorum. Anneliği birinci önceliği haline getiren Azra Akın'la birlikteyiz şimdi de. Ben nasıl bir anneyim?
Saygı benim için çok önemli. Çocuklara nasıl yaklaşıyoruz, o benim için çok önemli. Sıfatları sevmem genellikle, biliyorsunuz. Hani huysuz çocuk demek, yaramaz, şımarık, onları hiç sevmiyorum ve bunları çok yanlış buluyorum. Müge Boz, kızı Vina'ya kardeş yapma planını devreye sokmuş. Vallahi düşünüyorum, onu söylüyorum zaten her röportajda. İkinciyi düşünüyoruz, istiyoruz. İşte bakalım, zamanlaması da birazcık şeye bıraktık. Oluşuna bıraktık yani. Doğru zaman olduğunda o da olacak. Siyah saten elbisesiyle iddiasını ortaya koyan Çağla Şikel'in sözleri de kıyafeti kadar iddialı. İnternet fenomenlerine zavallılar diyen Okan Bayülgen'e cevap veriyor kendisi. Ay öyle demesin ama ya. Yani bu bir dönem aslında. Böyle bir meslek yoktu. Sosyal medya üzerinden hiç tanınmamış. Sonrasında markalarla etkileşimi göz ardı edilemeyecek kadar başarılı olan bir sürü isim var. Onlar bu işten bir şekilde ekmek kazanmaya başladıysa beni rahatsız eden hiçbir şey olamaz bu durumda. İstanbul'da hava karardı, gece hayatı hareketlenmeye başladı. Gençlerin favori çiftlerinden Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu bir premierde. Afra Saraçoğlu tam 7 dizi teklifini reddetmiş. Üstelik sadece bir tiyatro oyununda rol alabilmek için. Tiyatroyu paraya tercih etti diye anlar olmuş aslında ama. Olur mu iş? Aynı davette Hafsa Nur sancak tutanla aşk yaşayan Deniz Can Aktaş ve Sarp Leventoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Naz Çağla Irmak da var. İkili yakında Romeo ve Juliet olacak, bu nedenle heyecan dorukta. Romeo Juliet işte yüzyıllardır bildiğiniz Shakespeare metni. Biraz daha Türk uyarlaması olacak ama sanırım. Türk uyarlaması demeyin de yani modern, bugün de geçen bir Romeo ve Juliet olacak. Ben annemle oynama fırsatı elde ettim. Lady Capulet'i annem oynuyor. İbrahim Büyükak ve eşi de çocuklarını uyutup gelmişler. Hatırlarsanız İbrahim Büyükak oğlu için iyi ki annesine benziyor demişti. Ufak ufak geri adım atıyor şimdi. Kurtardık. Kurtardık çocuğu, çok şükür. Çok şükür. Allah sesimizi duydu abi. Yani annesine benziyor. Mutluyuz. Huzurluyuz. Bakalım ileride dönebilir ama onu da bilemem yani. Çok da emin değilim ama çok mutlu, çok tatlı, çok şeker. Vallahi İsteyen herkese nasip olsun diyelim. Yani çok güzel bir duygu. İnşallah. Öyle düşünüyorum. İsteyen herkese versin. Bence benziyor canım. O ister ya. O benim baktığım gibi bakmıyor mesela. Evet, niye istemeyeyim? Benziyor zaten sana. Bence benziyor. Tabii taraflar evet, var. Evet. Gözlerim renkli olduğu için benim aslında benziyor. Ben bir tevazılık yapıyorum abi. Komşusuyla ettiği kavga sonrası cezaevine giren Halil Sezai çıkar çıkmaz iyi dövemedim demiş ve tepki çekmişti. O konuya açıklık getirdi. Evirdi çevirdi dövdü, kıvırdı çevirdi dövdü. Dinlendi falan gibi haberler yaptınız ya. Ben de onunla dalga geçiyorum normalde konserlerde. Yapılan yani evet tabii ki üzgünüm olan olaylardan dolayı da yine de abartılı bir kafada verdiğiniz için size de çok aşırı derecede kırgınım. Siz öyle verdiğiniz için içimde kalmasın. Kaldı. Keşke öyle yapsaydım. Bari hak etseydim dedim. Konuşmayı da o şekilde verdiğiniz için şöyle size de konuşuyoruz. Şimdi tura bakıyorum, magazin turumuza da çok fazla sanki oyuncu sirkülasyonu var. Hmm. Böyle bir oyuncu artık 26-27 yaşına geldi mi alttan daha genci, daha güzeli tabii geliyor. Evet. Bazı oyuncular artık 30 yaşında başrolden ikinci, üçüncü rollere düşmeye başlıyor. Evet. Niye böyle oldu? Bilmiyorum yani bu biz da fenomenlere benziyor. Biz bile artık Nursel'e yetişemiyoruz. Evet. Tam birine alışıyoruz, alttan başka bir isim geliyor evet falan. Aslında bir anlamda iyi bir şey bu. Yani ne kadar çok oyuncu iş alır, ne kadar çok performanslarını sergilerse, sahada yer bulurlarsa o kadar iyi tabii. Ama bu meselede hep şu var. Yani gerçekten hani o sürdürülebilirlik önemli bir ne şey. Ne kadar kalacağını. Ne kadar kalacağını önemli. Ne bileyim bakıyorsun 40'lı yaşlarda işte bir kişi iki kişi kalmış mesela star olarak hani bahsedersek. Evet. Ondan sonra işte 30'larda biraz daha fazla. Onlar ama işte 40'a geldiğinde ne olacak filan. Yani sayılı isimler kalıyor geriye. Yani o kalıcı olabilme gücü ve enerjisi çok farklı bir şey. Evet. Doğru. Yani o... Kaç kişinin adını rahat ezberleyerek devam edeceğiz bu işlere. Evet. Kaç kişi kalıcı olacak? Evet, sosyetenin ve magazin dünyasının çokça konuştuğu bir yasak aşk skandalıyla devam edelim. Takvim gazetesinde yasak aşk dayağı başlığı var. Snob magazinin özel haberi. Magazin ve sosyete dünyası şu sıralar asansör dedikodusuyla çalkalanıyor. İddiaya göre
Ünlü bir iş kadını kocasıyla yasak aşk yaşayan sarışın şarkıcıyı dedektif gibi takibe aldı. Ve olaylar şöyle gelişti. Ünlü bir kadın şarkıcı. Bakın ipucunu veriyoruz. İsminin içinde bir kere E harfi var. Uzun zamandır hayatımda kimse yok diyor. Sosyal medyadan artık aşk istiyorum mesajları yayınlıyor. Ancak hayatında uzun zamandır, hatta yıllardır süren bir yasak aşkı varmış. Devamında neler yaşanmış. Bir de böyle parmağında kocaman bir tek taşla dolaşıyor. Onu da ben aldım diyor. Kendim, tek taşımı kendim aldım. Tek başına kendim taktım diyor ama kendi takmamış. Ay nasıl, merak ediyorum nasıl. Ünlü bir kadın şarkıcı. İnşallah ismi de ağzımızdan kaçmaz. Ben kendimden. Evli bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. İş insanı yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle kalmak için Fulya'da çok ünlünün de konakladığı residence'da bir ev satın aldı. İkili 1,5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluşmaya başladılar. Şarkıcı mutluyken iş kadını ise mutsuzdu. Zengin sevgilisinin jestleriyle her gün havalara uçan şarkıcımız, o tek taşımı kendim aldım diyordu, yasak aşk almış. Sık sık kameralar önünde ahlak dersi verse de bakın. Kameralar önünde of ne konuşmalar sosyal yapıyor. Sosyal medyada da. Yo sokoş, yuva yıkan filan, oralarda sesler mesler bayağı gür çıkıyor. Gelinen atarlar. Noktaya bakalım. Zengin sevgilisinin jestleriyle her gün havalara uçan şarkıcı sık sık kameralar önünde ahlak dersi verse de kendisi fena faka bastı. İş kadını takibi aldığı şarkıcıyı Fulya'daki residence'da buldu. Aynı asansöre binen iş kadını kimliğini açıklayıp şarkıcıya saldırmaya başladı. Önce sarışın güzelin pırlantalarını çıkaran iş insanı daha sonra kıyafetlerini parçaladı. Olay yerine güvenlikler geldi. İş kadını polis çağırın, ben bu kadını dövdüm dedi. Ama gelin görün ki sarışın şarkıcımız aman polis çağırmayın olay fazla büyümesin dedi. Çünkü kayıtlara geçecek. Kayıtlara geçerse her şey ifşa olacak. Ve bu hanımefendi. İsmi önce de Fulya'ya taşındı zaten. Ve bu hanımefendi de bir süredir ne sosyal medyada bir şey paylaşıyor ne ortalarda görünüyor. Birden bu olay sonrası kendini geri çekti. Bir 10 gün önce biz kendisini aradık ama bambaşka bir şey için aradık. Şu an puzzle'ın parçaları kafamızda oturuyor. Açmadı. Tünele girdi. Açmadı. Mesaj attık. Dönmüyor. Yayına davet etmek için aradık. Hiçbir şekilde dönmedi. Kayıp aranıyor. Normalde ikinci, üçüncü aramamızda Gülşen'cim, Müge'cim diye hemen telefonu döner. Açar ve bizi kırmadan. Ben dedim Müge belki çok senin. Çok ünlü bir şarkıcı mı bu? Ünlü. Yani sen var ya duysan. Bak beni nasıl tahrik ediyorlar. Bak nasıl tahrik ediyorlar. Gerçekten. Ben var ya nerelerden çıkardım bu haberi okuyunca. Taşındığı semt mücevher. Bir de tabii ekstra biz bunu söyleyelim. Hani sosyal medyada çok böyle arada bir atarlanıyor. Atarlanmak demek böyle hani özlü sözler paylaşıyor. Aa diyoruz birisi canını yaktı ya da tabii sıkıntısı mesajlı, var. Mesajlı paylaşımları çok. Mesajlı paylaşımlar çok bir ama arada, bu mevzu bu 3 aylık 5 aylık değil, bu 2 senelik falan bir şey. Daha bile eski. Daha biz bile öğreneli 2 sene oldu. Sana şöyle söyleyeyim. Bu mevzu nereden baksan bir 3-4 yıldır sürüyor. Vardı tabii. 2 yıldan bile fazla. 2 yılda o ara bir koptular. O ara yasak aşkta bir kopma durumu oldu. Kötü bir şey oldu. Sonra o hediyelerle filan beyefendi şarkıcı kızımızın gönlünü aldı. Tek taşlar, pırlantalar filan. Şunu söyleyeceğim. Böyle bir yasak aşk var ve bir buluşma mekanı. İşte adam bu şarkıcı sevgilisine bir ev tutuyor. Karısından habersiz. İnsan gider İstanbul'un göbeği Fulya'dan mı tutar? Bir de yani orada bir sürü sunucunun evi var, şarkıcının evi var. Televizyoncular orada oluyor. Evet, bana çok yakın orası tabii yani. Nişantaşı'ndasın. Hani yürüyerek gidebileceğim bir mesafe tabii. Yani öyle belki farkında olmadan önünden geçmişsindir. Geçtim vallahi. Hatta bugün gelirken geçtim yani. Nursel, sen çok zeki kadınsın. Zeki kadın mı? Vallahi kadınsın. Demek ki magazin konusunda o kadar zeki değil mi? Hayır yok, sen çok zekisin, seni anlamışsın. Seni sınıflara ayıramayız. Sen her yerden yakalarsın. Şarkıcı deyince şey yaptım yani. E var dedik.
sarışın olduğunu zaten söyledik. Daha ne söyleyelim? Diğer harfi söyle. Aslında haberin içinde çok büyük bir detay var. Evet. Tek taş pırlanta mı? Hayır, hayır, hayır. Başka bir detay daha var haberin içinde. Yok, yok. Nedir? Haberin içinde... biz sana böyle... Aman Gülşen. Haberin içindeki detay... söyleyelim. Detayı söyleyin. İsim söylemeyeceksiniz. Ama çıkıyor ortaya. Çıkıyor ortaya, evet. Söylemeyelim, evet. Detay yani, dediniz. Biz doğru. Biz şunu sana al oku dediğinde... okurken anlayacaksın onu. Yani çıkar. Mesela ben şimdi detayı sana... ama o detayla ilgili bir şey söylemeyeceksin. Sen tamam, kendin, ben sana o detayı çizdim. İçsel tamam. Yolculuğa evet, çık o detayla. Şu an aynen böyle içinden bir düşün. Orada ne mesaj var? Hemen alayım ben. Hemen alayım ben. Senden bir korkmaya başladım ben. Hayır. Tamam okumuyorsun, okumuyorsun. Orada tamam, bir detay peki. Var zaten. Orada bir mesaj var. Diyelim. Mesajın ötesinde var işte. Mesele var. Ve... Kıvanç Tatlıtuğ efendim, sen pek sarışın sevmiyorsun ekranda ama bu, Kıvanç Tatlıtuğ bir türlü bir şey bambaşka. Bak takipçilerimizden bir tanesi, inşallah Müge her zaman olduğu gibi ağzından kaçırır diyorlar. Yok bugün kaçırmaz. Hemen öteki abi, hemen Kıvanç Tatlıtuğ efendim 2002 yılında Best Model yarışmasıyla hayatımıza girdi. Yakışıklılığının arkasına sığınmadı, oyunculukta da kendini geliştirdi. Şimdi Aşıklar Bayramı projesinde yer alacak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminde efendim partneri de belli olmuş. Yasemin Elan'la kamera karşısına geçecekler. Çekimler de Kars'ta gerçekleşecek. Bu ikiliyi nasıl buldun? İki sarışın kamera önünde olacak. Valla olabilir yani. Kıvanç tabii biraz gölgede bırakabilir karşı tarafı. Kıvanç evet. Evet yani. Ama Yasemin de ama. Güzel kız yani evet. Tutar mı? Kimya tuttu mu sence? Yok çok tutmadı. Bak öyle gerçekten Nurseli. Ben sen söylemesen ben söyleyecektim. Yok. Bana da pek geçmedi. Neden? Neden Nurseli? Ne bileyim çok tuhaf bunu açıklaması çok zor bir şey. Peki yani. Beren Saat falan olsaydı ne bileyim bir Fahriye Evcen sen Beren hayatım, Saat. Sen saplanmışsın aşkım benim diye çıkamıyorsun. Çıkamıyor ya evet. Evet ya. Çıkamıyorum. 76 yaşına gelecek hala aşkım benim gelecek ya. İyiliğiniz var. Geçen gün aradım haber konuşuyoruz arkada dın 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 Aşkı Memnu çalıyor. Çalıyor tekrarlarını izliyorum. Şaka gibisin. Hala izliyorum. Peki yaprak ki, kim aşkım. Olsaydı Kıvanç Tatlıtuğ'un karşısında tutardı? O kimya olmuştu. Bilemiyorum çok değişik bir şey olması lazım. Ben mesela Fahriye Evcen... Fahriye çok değişik. Çok değişik. Yani çok yüksek enerjili biri evet. Lazım. Yasemin daha böyle hanım hanımcık, daha kibar, daha böyle hani... Kıvanç mı karar veriyor diye de merak etmiyor mutlaka diyelim. Soruyorlardır. Hani, çünkü geminin kaptanı Kıvanç burada. Biraz daha böyle hani ben daha yukarıda durayım falan hissiyatım acaba. O da olabilir. Tabii. Evet. Tabii. Ama zaten hissiyata gerek yok ki yukarıda duruyor. Ama şimdi yanına sen bir Fahriye'yi falan koy değil mi? Yasemin de çok güzel bir kadın onu da söyleyelim. Yok, çok evet. Güzel bir kız tabii. Çok da başarılı aynen. Bir oyuncu. Yurt Kıvanç da biraz karşıdakini yapıyor. Hafif şey altına alıyor ama yani. Ama mesela şimdi güzelliğiyle değil de bir Özge Özpirinççi bir şey. Özge de. Gökçe Bahadır falan. Evet evet. Hani bayılırım. İçi çok dolu bir oyuncuyla karşılaşınca ben çok merak ederim bu filmin ne olacağını yani. Sence ekranda sarışın kadınların mı şansı daha yüksek esmerlerin mi? Valla kumrallar bu aralar çok şey yapıyor yani çok önde gidiyor. Öyle görünüyor yani. Kumrallar önde gidiyor. Kumrallar. Peki bir bir kumrala biri getirelim mi? Kumral mı? Esmer aslında o. Yani bayağı bildiğin bildiğin Esmer Altınavru. Ne bozuyorsun şimdi beni ya? Ağlayacağım habere yok Esmer'di kumral. Tamam tamam. Hadi senin için kumral. Bir de saç haberi yani. Ben oraya gidiyorum. Oraya götürüyor. Peki sevgili izleyiciler. Genç kızların gözdesi yeni oyunculardan Alp Navruz bir kozmetik markasıyla anlaşmaya imza attı. Fakat öyle bir madde var ki izleyelim. Oyuncu Alp Navruz bir kozmetik markasının yüzü oldu. 2 yıllık anlaşma karşılığı 2 milyona imza atan oyuncuya firmadan öyle bir yasak geldi ki Alp Navruz yasağı delerse anlaşması iptal olacak. Saçlarına asla dokunamayacak. Saç konusunda hassasız dediniz ama projeye göre çok köklü değişiklikler yapar mısınız? Saçımızda. Üstüne kestirmek, kel.
yaptım. Yani şey, bir önceki işimde biliyorsunuz daha kısa bir saç, evet, kullanıyordum. Bu biraz daha ada işi olduğu için uzun saçın daha iyi olacağını düşündük. Mesela burada daha uzun kullandık. Daha kısa da radikal olarak karar alırım tabii. Peki efendim, anlaşmada var mı? Saçını mesela 3 numaraya vuramaz gibi bir madde var mı? Var sanırsam, çünkü biz de saçlarının güzelliğini artık göstermek o zaman uzun istiyoruz artık. Alp Navruz rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan'la aşk dedikodularına yanıt verdi. Navruz, iyi bir arkadaşlığımız var, çok iyi anlaşıyoruz dedi. Yani şu an şöyle, iyi bir arkadaşlığımız var, çok iyi anlaşıyoruz. Bunun dışında yani zaten İstanbul'da... Şunu sormak istiyorum. Aranızda bir ilişki olduğunu... Bir dakika falan. Aranızda ilişki olduğunu... Gerçeğe dönüyoruz. İstanbul'dan uzaktayız ve şey oluyor zaten, anlaşabileceğiniz... Ben daha önce şehir dışı işler yine yaptım. Anlaşabileceğiniz birkaç kişi oluyor. Onlardan biri Ayça benim için. Şimdi bir madde varmış. Şampuan markasının yüzü oluyor ve diyorlar ki saçlarını kestiremezse cezai şartı var. Zaten saçları da uzun yakışıyor ona. Niye, evet, kestirsin ki saçlarını? Ya. Beğenir misin Alp Navruz'u? Son dönemin genç kızların en çok hayran olduğu yükselen isimlerinden bir tanesi. Ben hani o yaşlarda olsam çok büyük bir elektrik alamam. Ama hoş çocuk. Sakin ve emin adımlarla ilerliyor. Evet. Böyle yani, biraz Birkan Sokullu havası. Alp Navruz, Birkan Sokullu biraz, falan birbirlerine, evet, benziyorlar sanki. Evet, evet. Evet, biraz benziyorlar sanki. Gene cezai şartı, tamam, kestirirse ceza ödeyecek ama bazı isimler de var ki şampuan reklamına çıkıyorlar, saçlarına ek yapıyorlar, çıt çıt takıyorlar ya. Gür saçlar, bu şampuanı kullanırsanız gür saçlar ama böyle yapsa takılacak çıt çıt var. Bir tane. Var var. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir tane oyuncu kızımız bir şampuan markasının yüzü olacak ama daha böyle belli değil. Görüşmeler sürüyor. Kuaföre gidiyor, saçlarını yaptıracak. Saçlar yanıyor. Oo. Ve şampuan markasının yüzü oluyor. Ancak kaynak ve ekleme saçlarla oluyor. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir kandırmaca. Tabii. Yani sağlıklı gür saçlar falan diyor. Saçlar bari sallıyor ama. Bari öyle deme ki, nemlendiriyor. Evet. Zayıf saçlara çok iyi geliyor falan. Gürleşiyor de. Ama hacim yanda katıyor deme. Hacim çıt hacim çıt yok sende. Evet, çıt çıt pıt pıt. Çıt çıt pıt pıt. Evet. Bir polemiğimiz oldu efendim. Aslında var olan polemiğin üzerine başka cümleler de bindi. Şarkıcı Tuğba Özerk, Edis'i, Zeynep Bastığı, Reymen'i hedef almıştı. Ve ne söylemişti? Pop müziği rezil eden insanlar, sizleri öpüyorum demişti. Edis de Tuğba Özerk'e kinayeli bir şekilde Tuğba'ya kariyerinde başarılar diliyorum mesajı göndermişti. Şimdi polemik yeniden alevlendi. Tuğba Özerk de bu kez Edis'in bir dijital platformda yayınlanan belgeseliyle yüklendi. İsim vermedi, şöyle söyledi. Maymunun da belgeselini yapıyorlar ama ormanların kralı her zaman aslan, öperim demek istiyor. Burada ormanın kralı benim mi demeye getiriyor? Nasıl bir mesaj veriyor? Anlayabildin mi? Öyle, evet, demek istiyor. Öyle demek canım istiyor. Yani. Maymunun Tuğba da bayağı bir, evet, yalnız iddialı konuşuyor. Hani gerçekten bir şarkı pop sözü gibi. Pop müziğin hani kralı falan kim desek ya da kraliçesi kim desek Tarkan, ilk insanın aklına bir Tarkan geliyor, bir Sezen Aksu geliyor. Tabii canım. Candan Erçetin geliyor. Candan Erçetin aynı şekilde. Sadece burada Sertab Erener. Sadece burada takıldığım, işte pop müziğin bu kadar kral ve kraliçesi varken dijital platformun belgesel yapmak için neden Edis'i seçtiği. Vallahi hani ben bir belgesellik bir durum. Hani sadece konserin. Yani dijitalin de cılkını maşallah çıkarmaya başladık yani. Bir Edis'in belgeselini, evet, izlemek aklıma gelmez. Yani Edis'in şurada kariyeri, yaşı daha ne kadar ki belgesele konulacak bir şey. Yani 4-5 sene de değil. Ben yıllarını mesleğine adamış bir ismin, tabii ki de mesleğini söylemeyeceğim, hemen ortaya çıkar, belgeselini izledim. Hiçbir şey yoktu. Evet, o aynen. Ha, kimden bahsettiğimi anladın. Evet, yani hatta dedim ki niye belgeselini yapmışlar? Ne özelliği var? Hiç böyle hayatıyla ilgili detaylara girmemiş, geçmişe değinmemiş. Sadece müzik üzerinde böyle bir sohbet gibi, söyleşi gibi olmuş. Ama şöyle olabilir. Pop müzik belgeselinin içinde dediğin o kişiyle Edis'e bir 2-3 dakikalık yer ayrılsa tamam. Tamam ama ona özel bir belgesel yapılıyorsa bütün hayatını... Yani bir Müslüm Gürses belgeseli, bir Ferdi Tayfur belgeseli o olsa tamam.
Sezen Aksu belgeselini izleyelim. Senin herhalde kulaklıkta sorun var. Yok, rejimizden, benim düştü. Rejimizden o tatlı sohbetiniz diyor, reklamla bölmek istiyoruz diyorlar. Reklamlar efendim. Biz aralarda ne muhabbetler ne muhabbetler evet, konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Tutti. Tiyatro oyununu konuşuyoruz. Etekler tabii, tabii. Ve pantolonları etekler konuşuyoruz. Etekler ve pantolonlar çok eğlenceli. Çok hızlı geçen, seyircinin nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlamadığı. Gerçekten şu anda insanların gülmeye, eğlenmeye ihtiyacı olduğu zamana çok uyan. Onsa insanın sabrını zorlamayan, çünkü insanların sabrı çok azaldı. Evet. Ben bile artık 3,5 saatlik bir oyunu hani Lawrence Olivier'den falan izlemem lazım. Yani sıkılıyorum. Böyle şey gibi gidiyor. Kaymak su gibi. 8.30'da başlıyor diyelim. İşte 9.30 ona 20 kala bitiyor. Al arkadaşların oradan bir yemeğe git mesela, o şekilde bir diziden oyun. Diziden bile daha kısa. Ya evet, yani gerçekten öyle, ama çok yorucu bir oyun. Bizim için çok yorucu fakat çok eğleniyoruz. Seyirci de katılıyor mu? Arada laf atıyorlar mı size? Yok da çok gülüyorlar. Çok gülüyorlar. Bir ağladığımız bir yerler var. Onlar da ağlıyor filan. Onsa şarkı söylediğim bir yer var. Orada bravo diyorlar mesela filan. Hoşuna falan. Gidiyor değil mi? O zaman yani bütün numaralarımızı gösteriyoruz sevgili Nergis Kumbasar'la beraber. Ondan sonra ayrıca kimya Gökçe'de evet. Var. Yani tam şartlar gelmeye başladı mı pandemiden sonra? Şimdi biz birinde oynayacaktık 1 Ekim'de açık havada Özgürlük Parkı'nda. Fakat sağanak yağış ve korkunç soğuk oldu 1 Ekim'de. Onu iptal etmek zorunda kaldık. Ama tabii 18 ay geçmiş aradan 64 tane oyun oynamıştık. Yeniden bir oyun çıkarıyor gibi olduk. 2 hafta prova yaptık. Şimdi 8'inde Anadolu yakasında var bir oyunumuz. Evet. Ondan sonra ünlü bir tiyatro mekanında oynayacağız. Yine 15 Ekim'de Anadolu yakasında zaten var. Zaten sen sosyal medya hesabından da paylaşmışsındır mekanları. Tabii bizim zaten Etekler Pantolonlar diye girince girip çıkıyor. Bakarsınız. 23 Ekim'de de, yani bunlar aralara başka evet. Oyunlar da gelebilir. 23'ünde de Avrupa yakasında bilindik bir AVM'de tamam. Oynayacağız. Bütün sahne takvimi senin sayfada da var. Var var. Takip Etekler pantolonlarda evet. Da var. Şimdi biz o kadar özledik ki tiyatroya gitmeyi, ya evet, geçen sinemaya geçen gitmeyi. Yazdı. O kadar uzun zaman oldu bir ki. Bir de siz çok erken yatıyorsunuz. Yani çok, çok erken uyuyoruz. Erken kalktınız. Bu sefer Nurseli söz veriyoruz. Tam size uygun bir şey. Söz evet, veriyoruz evet. Bu sefer geleceğiz. Bir saat 20 dakika evet. Zaten bak düz açık. Evet 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 kadar. Yani gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.